Yok abi, ona da getiremiyoruz ya. Adam gerçekten Dur çok old'dan çıkan bir adam. saniye. Yine girmedim falan. Bir saniye. Ne oldu ya? Ne oldu? Şu andan itibaren gerçekten çok önemli bir noktaya dikkat çekmem lazım. Birincisi Yusuf Onat Sertek yok ama ona herkes farkında. İkincisi ben bilgisayarı şarja takmamışım, şu an fark ettim. Biraz ona ilgilenmem gerekecek. Üçüncüsü de şu anda programın %66,6'sı WWE'ye katılmış durumda. WWE'de canlı bir şov izlemiş durumda. Ah. Bu yüzden azınlığa düştüğüm için bir noktada daha kendimle gurur duyuyorum ama daha da çok gururu çoğunluğa giren Keroşero'yla duyuyorum. Keroşero'ya vay 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 demek istiyorum. Yani adam vaz Al. der yani. En kötü şova denk gelmesi peki? Ya Şovun şimdi. niteliği önemli mi abi? Adam gitmiş izlemiş, CM Punk'ı görmüş, John Cena'yı görmüş. Herkesi Tabii canım. gördüm diyordu videoda. Çok çok böyle beni derinden yaralayan bir cümle Müthiş. oldu. Adam bir tane Semizeyn'in bilet aldı. küreğini gördü. Hep daha dur bakayım. Aynen. Tüm Evet, adamları o da gördüm dedim. Sonra kadınlar Money in the Bank maçı geldi, o yüzden güzeldi o da. Şiirsel aynı. bir geçişti. Aynen, adam gibi kadınları gördü sonra. Evet. Ya ben çok Ya eğlendim oğlum. Herkes sövmüş ve bana böyle yeni yeni geliyor böyle, hani etkisi sonradan geliyor. Ama ben o şovu izlediğimde iki arkadaşımla birlikte hani kaç puan verirsin falan dedik. 8-9 falan diyorduk. Gerçekten de 8-9'luk kadar eğlendik bu arada. Yani Roman Reigns dönse 10 falan veririm ben. Çünkü hani Cena'yı görmek bile yetmişti bana. Hiç beklemiyordum zaten. Aşırı aşırı farklı bir havası var böyle. Farklı bir dünyaya giriyormuşsun gibi oluyor böyle, perdelerden bir açıyorsun arenayı, bir görüyorsun ışıklandırmalar, WWE prodüksiyon konusunda zaten aşırı üstte yani. Indie Show'da hiçbir şey hissetmedim diyordum hep, çünkü gerçekten prodüksiyon kalitesinden dolayıymış. Ve bildiğin insanlar, yıllardır 10 seneden falan fazla, Enes abi için 50 seneden falan hani fazla izlediği insanlar olduğu için 80. böyle abi şey oluyor yani, etkisi çok farklı oluyor. 50 mi Güzeldi ama, sene? değil mi? Çok güzeldi bu arada. Evet, ben hiç heyecanlanacağımı düşünmüyordum. İşte özellikle girdiğimde arenaya heyecanlandım ve aşırı eğlendim ben. Hani bunu daha fazla yapmak isterim. Sizle de Bastion Berlin'e falan bir yere, de bir yakına gelirse Londra'ya, yapalım derim %100. Hayırlısı bakalım ya. Neden olmasın? Çok isterim ya. Vallahi harika olurdu ya. Amerika Ya olması da zaman beşli dikkat priz. et. Yağız bütün Hayır, prizleri birbirine bir takmış. tane daha var. Hepsini birbirine mixlemiş. Oğlum o çok tehlikeli, aman dikkat et. Bunu Anca. programdan önce yapmadığım için. Neden yapmadığımı ben paylaşmak istiyorum. İzninizle, çok affedersiniz. Yağız az önce ölüyordu bu arada. Evet. Şaka değil yani. Bir bayılma problemi gerçekleştirdim show öncesinde. Program öncesinde. Etkisi devam ediyor. Evet. Evet. Bugün şeydeydik. Arkadaşlarla bir programımız vardı. Sağ olsunlar. Çok güzel bir etkinlik yaptık. Göl başındaydık. Orada kendileri hala devam ediyorlar ama ben Pro Wrestling Studio'ya yetişmem lazım dedim. O yüzden beni sağ Böyle dedim olsunlar. mi? Bu şekilde Pro Wrestling söyledim. Studio demedim de çekimim var dedim. Çekimim var dedim. Çekime yetişmem Film lazım çekimim dedim. vardı arkadaşlar Aynen, yani. ne çekimi? Ya küçük bir. Onlar da sağ olsunlar beni top taşıma yetiştirdiler. Hepsinin burada onlara dedim ki sizin isimlerinizi programa veririm. Ondan sonra onların da isimlerini buradan programa vermiş olalım. Çok sağ olsunlar. Hepsine buradan selam olsun. Sevgiler. Hepsini çok seviyoruz. Nasıl bir etkinlik bu, şey mi? Göl başında böyle gitar, Piknik ateş var etkinliği mı? abi. Piknikse güzel. Akdeniz. Yok öyle değil de piknik Yok, ol. etkinliği şey. Çok şey geliyor bana çıkacak. Ya Cem Yılmaz'ın var ya, şu ya ateş yanında şu gitar bir çıkmasın ya diye. Bir çıkmasın. Bir Tamam. çıkmasın, bu nedir ya? Mecburi. Bir dakika arkadaşlar, bugün Ne oldu, Randy çok önemli Orton? bir Ha, gün. pardon. Bugün çok... Aha. Kim geldi ya? Bu kim abi? Ne oluyor? Tek gözünü kapamış. Bütün dünya ağlamış. Bu nereden Korsan. geldi ya? Aa.
Hadi buyur. Bakayım. Hadi bir buyur. Saniye dur. Dur bekle çıkarma QR bekle. 2 dakika bekle dur. Bir dakika. Aa, kime sesleniyorsun ya? Biz Allah de Allah, yapacağız. Ne oluyor? Abi erotik site geldi, bu ne? Bakalım ne çıkacak. Riyarikli ifşa. Hadi buyurun. en yakın arkadaşımla fotoğrafım. Tatlı. Hadi buyurun. Aynen. Allah'ım benim. İlginç ilginç şeyler. Değişik. Fotoğrafı nereden bulmuş oğlum? Çok. Ben böyle bir fotoğraf çekmedim ki. Photoshop bu ya. Bu nedir kardeşim? Harbiden. Yalnız tam en güzel yerde girdi ya. Tam diyordum ki Riyaripli benim tepkimi izledi ya. Evet ya, evet. Ya. Çok mutlu oldum adına abi. Like atmış. Abi like atmış ve görmüş herkes herhalde. O kadar çok yorum geldik mi şeyden önce. Yani ben paylaşmadım. Hala yazıyorlar bu arada. Demin girmeden de. Lan Riya beğenmiş falan diye. Arkadaşlar beğenmiş. Yani güzel. Çok mutluluk verici bir şey. Bundan sonra artık ben de geri döndüm. Sıkıntı yok yani. bir kırgınlığımız olmuştu. Sıkıntı. Bundan sonra arkadaş olarak devam ederiz. Hiç problem değil. Mami is always on top diyoruz. Forever. Buradan kendisine kalp. Bunu mor olarak düşünün. Atıyoruz yani. Kesinlikle. Aha! Oha! Oha! Ne? Oğlum bir dakika. Oy, hiç farkında değilim. Ne? iPhone özelliği biraz. Oha! Birkaç şey daha var. Geçen biz de çerez muhabbet çekerken başka Eren bir şey yaptı. Ben. Bir şey çıktı oradan falan. Ben şöyle yapınca da geçen benim videoda böyle aynen. Like gibi bir şey çıkmıştı ama şu an çıktı. Bak çıktı bak. Aha çıktı. Oğlum, ben iPhone'dan olduğunu bilmiyordum. Şey. Abi güzel. Ben öyle biliyorum ya. Böyle, bunları çok şey iyi. Çıkıyor mu tersini yaparsan? Bakalım. Ama buradan kötü bir mesaj artı bir, almış olmalı. Bir. Aa çıktı. Aynen. Çok iyi teknoloji işte. Yeni yeni öğreniyoruz. Evet. Ben Kero'ya buradan konu dağılmadan bir soru sormak istiyorum eğer izin varsa. Ya bunun evet. Ha, buyur. Valla gerçekten. Diyecektim ki Trish Stratus çıplak gözlü. Gerçekten çıplak gözlü olmadığı gibi mi? Diye bir soru soracaktım. Kafamı karıştırdı. Çıplak gözlü olmadığı gibi mi? Yani çıplak yok. Gözle Trish Stratus'ı gördün ya şimdi. Çıplak gözle görmediğimiz gibi mi? Yoksa daha mı iyi, daha mı kötü? Nasıl yani bir yerinde görmek, bunu orada deneyimlemek. Bu üçlüyü. Nasıl bir şey? Çok göremedim ki kendisini. Ta şeyde Titan Tron'da onlar ufacık duruyordu benim oturduğum yerden de. Yani Trish Stratus gerçek olsun, sahte olsun fark etmez diyeyim ben. Fark etmiyor yani. Her türlü göz dolduruyordu. Göz dolduruyor evet. Başka şeylere dolduruyor. Şikayet edecek bir şey yok. Yani. Keyifli. İnanılmaz. O zaman Money in the Bank'le başlayalım mı? Ha bir de bir soru daha merak ettim. Seth Rollins gerçekten götü göbeği çok mu salmış? Böyle bir söylenti var. Yani ben açıkçası izlerken etkilendim kendisinden. Çünkü her hareketi çok rahat yaptı. Yani her hareketi aşırı rahat yaptı böyle adam. Kalitesini belli etti. Yani yakından daha doğrusu gerçekte izleyince gördüm bunu. Mesela birçok güreşçiyi kamera açıları kurtarıyor. Özellikle kadınlar maçında kamera açıları ulvi bir iş yapmış. Mesela Seth Rollins her yerde aynı. Kamera koy koyma fark etmez. Aşırı kaliteli güreşiyor yani. Keşke gençliğinde de izleyebilseydim dedim yani. Göt göbeği salmış olabilir ama biraz şiş koydu evet. Yine de güreş yeteneğin konusunda şirketteki en üstlerden bir tanesi. Etkilendim. Gerçekten beni güreş yeteneği konusunda en çok etkileyen oldu bütün gece. Bildiğim kadarıyla 2016'daki geri dönüşü öncesinde hiç olmadığı kadar kilolu dönmüştü. Ve orada dizine o yükü bindirmekten korkuyordu pedigree yaparken. Mesela o kilosunun büyük ihtimalle şu an bir 5-10 kilo üzerindedir. Şu an değil hatta. Ara vermeden önce öyleydi. Şu anda herhalde bir 20 kilo üstüne çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Tabii oğlum 20 çok adam oldu, 15. Şey diye düşünüyordur. 8 ay yokum ben yatayım falan derken 2 ay sonra Triple H arayınca nasıl vücut ya gerçekten diye. Öyle mi yoksa acaba gel SummerSlam döneminde yani giderken de öyle miydi planları? Ben onu mesela merak ediyorum açıkçası. Şey mısı SummerSlam'da ne yapacağını bilmiyoruz çünkü. Seth Rollins'den ayrı Sheamus'a geldiğinde ilk geldiğinde bayağı hani çok göbekli. Doğru. Burger after burger.
Düzelir. O zaman Seth Rollins. Yılın en kötü şovu Money in the Bank'le başlayalım mı? Size daha göre en kötü dur şovu. Abi ya. Daha Rumble'ı göreceğiz. Rumble'da bir yüzümüzü kara çıkaracak Triple H. Gerçi Rock var orada. Ya arkadaşlar bu arada bunu yapmak zorundayım en kötü... Bunu yapmak zorundayım kardeşim. Hayda. Bu bana haftalarca burada laf edildi. Ben böyle bir şey onaylamıyorum. Tamam. İnanamıyorum ben bir şeye. Onaylamam ama şeydir. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hayal kırıklığıydı. Şey gibi oldu Triple H böyle. Hani haftalık şovlarda Triple H. Allah'ın lütfu. Pay-per-view'larda. Özellikle böyle hani. Şimdi insanlar bu arada büyük premium live event falan demiyorlar Money in the Bank ama bence öyle olması gerekiyor artık. Yani bunu hep konuştuk. Big Four'a girmesi lazım. Aksine Nikan kendisi de yani, 10 yıldır herkes diyor ki Survivor Series Threat Money in the Bank diyorlar. Bu mu? Böyle Nikan... mi olacaktı? Ne kurtaracak? Nikan'ın yine Money in the Bank gören John Cena ya. Aynen onu Nikan'ınkini hatırlıyorum. Ya hadi başlayalım. Yine çok uzattık. Sonra niye bu kadar uzun oldu? Ya Allah Allah. Money in the Bank Kero'nun katılımıyla Money in the Bank'in en önemli şey Kero'nun katılımıydı benim gözümde. Drew McIntyre, Andrade Carmelo, Hayes, Chad Gable, Jey Uso ve LA Knight'ı yenerek 16 dakika. Bundan daha kısa bir Money in the Bank maçı var mıydı? Pandemidekini hatırlamıyorum da. Çok kısaydı Money in the Bank maçı değil mi? Kısaydı. Bayağı kısaydı yani. 16 dakika 30 saniye sürmüş. Drew McIntyre aldı çantayı. Ne hissettiniz o anda Yağız? Drew McIntyre aldığında ben tavandaydım, tepelerdeydim. Evet, zirvedeydim. Yani Drew McIntyre'ın ben kazanmasını çok istiyordum. Hem iki anlamda istiyordum. Bir tanesi zaten Drew McIntyre'ı çantayla görmek şu anda. Drew McIntyre benim WrestleMania'dan beri çok kalbimi çalmaya başladı. Yani her geçen gün ona olan sevgim kat be kat artıyor. Bunu söyleyebilirim. WrestleMania öncesinde böyle değildi. Real bile kalp atan Yağız Drew McIntyre'ın sevgim artıyor gittikçe falan. Ya öyle sevgi değil şimdi abi. Aynı şey değil. O arkadaşlık kankalık sevgisi yani. Ben Drew McIntyre'ı kankam olarak diyorum. O yüzden. WrestleMania öncesinde böyle değildi mesela. Ama Punk'la olan feud'u gerçekten adamın başka bir yanını göz önüne çıkardı benim gözümde. Ve Drew McIntyre gerçekten her gün farklı bir derecede saygımı kazanıyor. Ben Money in the Bank çantasıyla onu görmeyi isterdim. Uzun süre bir gitmesini isterdim. Ama bir yandan da aynı gecede cash'in yapacağı %50 ortada gibiydi. Dolayısıyla aynı gecede cash'in yapması durumunda da biraz bencil bir düşünceyle Seth Rollins'in buradan faydalı çıkabileceğine inanıyordum. Çünkü Seth Rollins'in Damian Priest'le olan maçının asla ben Seth Rollins'in kazanacağı şekilde teke tekte biteceğini sanmıyordum. Yani bunu da zaten haftalardır dinleyenler bilecektir. Seth kazanacağı zaman ben hissediyorum çünkü gerçekten öyle bir gariplik var. Yani bunu da hissetmedim gerçekten. En sonunda arayacağım da kazandı ama. Kazandı Seth Rollins. Kazandı. Demir Priest'in boçu sayesinde kazanmadım oğlum. Bayağı kazandı ya, yani şu an şampiyon. O boça da özel bir değinmemiz lazım diye düşünüyorum. Onu unutmayalım. Tamam. Ne diyorduk? Ha, Drew McIntyre cash'ini. Drew McIntyre cash'ini aynı gece yapmasa bence çok daha tatlı olurdu. Mesela bu gördüğümüz olayı 2 ay sonra görsek, o 2 ayda da Drew McIntyre çantayla görsek bence bu kadar büyük bir tepki oluşmazdı. Yine aynı şey olsun. Yani fail cash'in olsa ama 2 ay daha çantayı görelim biz. Bu aynı gece 1 saat önce çantayı sen programına sokuyorsun. Sponsorlar bile şaşırmıştır. Yani biz bu çantaya sponsor olduk. 1 saatte çanta programdan gitti diye. Sponsorlar bile paralarının hakkını alamamıştır yani çantadaki sponsorlar. Bence çok yanlış bir karardı o konuda. Ama Drew McIntyre çantayla görmek güzeldi. Kero, bir saat yerinden izledin. Sen ne hissettin bakalım? Ben çok şey hissediyorum. Bu belki de şu an gündemdeki en büyük konu. Çünkü en çok WWE etkileyecek konulardan bir tanesi. Triple H hep der ki işte bekleyenlerin başına güzel şeyler gelir diyen adam 2 dakika bekleyemedi lan. 2 dakika bekleyemedi oğlum, niye yani? Ne yapıyorsun? Bu çok mantıksız geldi bana. Ben açıkçası yine eğlendim. Girişlerde eğlendim. İki yerde düştüm bütün pay-per-view boyunca. Biri Braun Breaker Sami Zayn. Diğeri de buydu. Yani Drew McIntyre tırmandı normal. Dümdüz şekilde aldı. Dünyanın en dümdüz Money in the Bank maçı olabilir bu.
Triple H'i çok büyük bir problem olarak görüyorum bunu. İşte geçen Royal Rumble'da falan dümdüzdü. Bu dümdüzlük muhabbeti yani Backlash'ta falan oluyordu arada sırada. Arada sırada diyorum çünkü Backlash gibi böyle C, D kategorisinde diyebileceğimiz pay-per-view'lerde bile bu kadar düz şey yapmıyordum Vince McMahon. Delirmeden önce, kafayı yemeden önce. Ben hiç beğenmedim yani. Ben orada bir duraksadım yani. Şey vlog Tada mesela şey yanımdaki arkadaşıma dedim direkt. Bu ne oğlum dümdüz bitirdiler maçı dedim. Türkçe dedim. O da bir şekilde anladı beni. Sağ olsun. yani ben aşırı başarısız buluyorum. Ben mesela yani LA Knight'ın öldüğünü düşünüyorum. Geçen sene de aynı şey olmuş zaten. Geçen sene LA Knight Money in the Bank maçındaymış. Ben bunu unutmuşum. Alamamış. Bu sene alabilirdi. Hadi LA Knight almadı. Chad Gable maçın MVP'siydi. Suplexleriyle 200 metreden 100 face bump yapmasıyla falan deli manyak adam yani. Bari ona ver. WrestleMania'da ağzını ettim. Bari burada ver. Jey Uso'dan hiç az etmem. Bari Jey Uso alsın. Adamı o kadar şey reklamını yapıyorsun. Postere koyuyorsun. Raw birinci diyorsun. Drew McIntyre aldı dümdüz. Maçtaki geri kalan herkesin hikayesini yoka saydı. Dümdüz bir maç yaptı. Yani maçı önemsiz gösterdi öyle alarak. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Dümdüz alarak yani. Hiç bir hani yeni bir şey göstermediler bize maçta. Gitti ondan sonra inamallık yaptı. Bilmiyorum abi. Ben Drew McIntyre ve CM Punk'ın hiçbir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu hareketi de birebir aynı değildir kesinlikle de. Bana şu hissi verdi. Kevin Owens vakti zamanında Goldberg'den Universal kemerini şey Goldberg Kevin Owens'dan almıştı. Ne alaka demiştim. Chris Jericho ile Kevin Owens'ın çok ihtiyacı var ona. Goldberg ne alaka? Burada Drew McIntyre Goldberg'in yaptığını yaptı. Ne gerek vardı abi siz? Ne güzel gidiyordunuz yani. O kadar eğlenmeme rağmen işte 8-9 verdim dedim ya. Sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani o an şöyle bir hayal kırıklığına uğradım. Sonra kendime geldim ama yani. Çünkü aşırı işte ortam öyle bir ortam ki. Her şeye çığlıyorsun. Bir de seyirci geri kalanlar da zaten aşırı pozitifti. Yani aldığımız kalitedeki şova verdiğimiz tepkinin bence kimse lafı olamaz. Bence senin ilk şovun olduğu için bu kadar etkilendin. Bok gibi şov. Ya öyle değil zaten şov kalitesine bir şey demiyorum. Booking'ine bakınca. Abi gerçekten yani ben hayal kırıklığına uğradım. Money in the Bank konusunda. Tam olarak katılıyorum Yağız'ın dediklerine. Böyle iki ay böyle çantayla görseydik. İki ay değil, bir ay görseydik hadi ya. SummerSlam'da yaşansaydı mesela böyle bir şey. Yine okeydim. Çok ani gelişti. Yani niye mesela bir sene boyunca Money in the Bank. Ve ben bu göstere göstere geldi. Onu da söyleyeyim. Yayında inanılmaz uykuluydum. Böyle hayatımdaki en uykulu yayınımdı. Yok oldum böyle gözler gidiyor arada falan böyle. Kendime baktım sonra da tekrarına çok kötü yani. Abi senin şovdan bu kadar nefret etmen de onun çok etkisi var biliyor musun? Onun var bence. Çok var. Yani uykulu şovlar. Aynen. Ama abi yani çok etkiledi beni şey. Direkt gitti. Bir sene Money in the Bank bekleyeceğiz mesela şu an. Bir sene daha bekleyeceğiz. Çanta. Ve ilk defa da şey demedim. Bu sene bakalım ne olacak, iyi olacak falan diye. Belliydi böyle bu tarz bir şey yapılacağı. Drew'un son sahneye katılımıyla. Aslına bakarsan çok güzel olay. CM Punk'ın işte maça karışması. Drew McIntyre'ın işte buradan ya Money in the Bank keşidi piç oldu yani gitti. Yok oldu gitti. Damien Priest kazandı. O da ilginç. Mesela ben şeye Yağız'a çok şaşırdım. Ben sana çok şaşırdım bu reaksiyonda. Ne? Reaksiyonun 1-2 parçasını izledim. Onat'ın kanaldaki. Yani adam gerçekten Seth Rollins'in kazanacağına inanmış mesela orada. Abi buram buram de. Seth hadi oğlum hadi oğlum diye. Abi ben orada Damien Priest Cash'in olayı geldikten sonra ben orada Seth'i çok önde gördüm ya. Yani gerçekten. Bir tek sende gördüm. Kimsenin görmedim böyle yorumlara falan baktım. Hiç Seth'in kazanacağını düşünen o direkt Damien'aydı yani. Yani teki tekte asla düşünmedim zaten. Ama Cash'in kısmından sonra. Geldi. Allah kahraman. Yine ne yapacak bakalım. Allah Allah. Hadi bakalım. QR kodlar muhabbi. Hadi. Bakalım ne çıkacak. Hayda. Ooo bu ne oğlum. Polise şikayet et. Neler oldu bitti şimdi. Neler olacağını tahmin edemezsin. Onun gözlerini falan çizmiş bir şey diyeceğim. Bundan sonra Yağız'ın başına bir şey gelirse sorumlusu bellidir arkadaşlar. Evet. Nedir ya? Polise şikayet et. Hemen, hemen. Bu ne birader? Adam gibi çık karşımıza, bu ne? Harbiden. Öyle arkadan yok, kod yollamalar.
Bu ne ya? İyice şeye döndü burası ya. Oyun evine döndü diyor. Çocuk evcilik mi oynuyoruz burada kardeşim? Öyle bir tane poz vermek de Aynen olmaz o sanki işte çok yiyormuş gibi falan. İlginç. Değişik. Ne diyorduk? yüzü olsa zaten gelir programa çıkardı. Yüzü olsa demek ki çıkmaya yüz yok. Ne diyeyim? İki oldu. Yolu bu yani. Cani. Ne diyorduk? Buyur. Money Cash'in sonrası ben de, o olay sete yarar diye düşündüm. Acaba set, yani çok mu pozitif polyanlacılık yaptım, pozitif mi baktım olaya, yoksa yani içimden öyle geldi, bilmiyorum. Sanki Cash'in olursa sete yarar diye Ya düşündüm ya. sen o an istedin onu, o yüzden. Olabilir abi. Ama ben Ama hiç siz düşünmedim hiç mesela. düşünmediniz mi? Hiç Anlığından düşünmedim. dolayı. O yaşanınca hiç düşünmedim setini alacağım. Ben düşünmedim, bilmiyorum. Vardır Ha, o mutlaka da. yaşanınca aynen. Ben de öncesinde belki sete verirler çünkü Gunter set mantıklı diyordum da Yok. CM belliydi. Punk Ya geldikten sonra Drew direkt Damien hani dedim. aynen. Ya çünkü Bu arada Drew'le maçında da Damien'i aynı durumdaydı. Yani kesin kaybediyordu falan. Yok. Damien Gunter'ı bile yener diye düşündüm. Hatta Burak dedi. Vay Aynen. be. Ben de SummerSlam'de garanti olmadığını düşünüyorum. Bashing Berlin'in sonucunda garanti Gunter şampiyon. Ama SummerSlam'de mi kazanmış olur? Bashing Berlin'de mi kazanmış olur? Ondan çok emin değilim. Hatta sanki SummerSlam'de Damien korur, sonra Bashing Berlin'de Gunter kazanır ihtimaline de daha yakınım o konuda. Öyle düşünüyorum. Ama mesela şeyi merak ediyorum. Tam Gunter pin, şey Damien Priest pini yaparken Seth mesela aşağıda yatıyordu. Gelip pini bozacağını falan düşünmediniz mi? Ben orada gerçekten orada yatıyor herhalde, gelir bozar diye düşündüm. Ben düşünmedim. Çünkü Mantık hareket tam hatası. manasıyla tamamlandı orada. Punk'ın saldırmasıyla, kemer vurmasıyla o işte Star of Heaven geldi. Tamam dedim, o bitti yani orada. Ben düşünmedim Seth'in geleceğini. Çok ilginç abi. Herif geldi, sadece bir baharat oldu gitti. Çok saçma geldi bana Ama Seth. aslında şeyde Bilmiyorum. gördük yani. Raw'da da gördük. CM Punk E Drew o mevzularına da girecek belli yani. şimdi daldan dala atlıyoruz ama girelim mi o konuya da? İstiyorsan o Var mı konuyla öncesinde bir şey? bağlantılı diye. Bağlantılı çünkü orada da şöyle bir sıkıntı var. CM Punk'la Damian Priest'in bu kadar ateşli bir hikayesi varken kalkıp Evet. setle CM Punk'ın olayını onun önüne mi geçireceksin? Ben bu kadar, yani ben dünya üzerinde setle CM Punk'ın feud'unu görmeyi en çok isteyen insanlardan biriyim. Belki yani bu konuda kendime çok güveniyorum. İlk 10'da ilk 5'teyimdir büyük ihtimalle. Ben bunu söylüyorum yani. Kalkıp Drew McIntyre ve CM Punk arasında o kadar bizim içerisine ilgili olduğumuz, ilgi duyduğumuz bir hikaye varken set CM Punk'ı mı yapacaksın SummerSlam'de? Veya o iki feud'u bunların önüne mi geçireceksin? Çok saçma olur. Drew McIntyre SummerSlam sonrasına kadar cezalı dedin. Setle CM Punk SummerSlam'de yaptı. Arada feud'un momentumu gitti, uçtu. Seth'le CM Punk'ın ki çok daha güzel inşa edilebilecekken WrestleMania'ya doğru. Biraz erken tepki veriyor da olabiliriz. Bu da kesin değil tabii ki. Belki de Raw'da Drew McIntyre gelecek, belli değil ama. O zaman yine Seth niye döndü sorusu. Yani Triple Threat olsa da benim beklentimi karşılamaz. Ben şu anda teki tek Drew McIntyre CM Punk görmek istiyorum. Yani Seth CM Punk beklesin WrestleMania'ya kadar. Benim isteğim bu açıkçası. Evet, Triple H'in çok büyük bir sorununu açıklıyor bu bence. Yani bekleyeceğiz hani anı şurada vereceğim diye o 5 ay 6 ay bekletiyor da gömüyorsun, adamları gömüyorsun, konseptleri gömüyorsun. Yani bunlar unutulmuyor. Yani hem işte nedir o ayranım dökülmesin muhabbeti olamaz. Yani iyi getirmen, iyi bağlaman gerekiyor. Triple H bence bunu yapamıyor şu an. Valla ben de bu konularda hemfikirim. Bazen çok şaşırdığım şeyler. Birini yükseltip işte ona da geçeceğiz birazdan. Hype'layıp direkt o hype'ı almak çok sıkıntılı geliyor bana yani. Bunu Evet. aslında Sami Zayn'e bile yapmıştı yani Bloodline'da. Bloodline Evet. hikayesinde Roman'ı gerçekten yenebilecek biri varsa ben onu Sami olarak görüyordum. O da mesela Kesinlikle. almamıştı. Neyse hadi oralara girmeyelim. Yani şu botch'tan biraz bahsetmek istiyorum. Orada mesela şöyle bir durum var. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Sami Zayn Elimination Chamber'da Roman'ı yense Cody'nin aldığı reaksiyondan daha büyük bir reaksiyon alır mıydı? Alırdı. Değil mi? Ben de Alırdı. öyle düşünüyorum. Öküz, öküz Ben gibi bağırıyorlardı. bunu ya ilk defa ona inanmıştım. Yani yenebileceğini düşünmüyordum bu arada, açık söyleyeyim. Aha, Ama evet. mantıklı Ama olan bu bundan oydu olur diyordun yani. yani. Tabii. Aynen. Olabilitesi vardı gibi bir şey Çünkü diyebiliriz. hikayede en mantıklısıydı.
Çok Evet. güzel bir underdog hikayesi. Adam hala ben underdog diyorlar bana, underdog değilim diye geziyor şimdi, bak sövdürecek beni ya. Neyse Şimdi dur şöyle. Banki Sami Zeyn'i Aynen. düşünerek söylemiyoruz zaten. Birazdan ona Aynen. da gireceğiz büyük ihtimalle. Ben Şu gireceğim. anki Sami Zeyn'i düşünerek bunu demiyoruz. Yani biz o zamanki Sami Zeyn hikaye içerisinde Evet. gerçekten tam o adamdı yani. Müthiş. Ya bir şey diyeceğim. O zaman ilerlemeden önce sormadan edemeyeceğim. Money in the Bank bitti mi sizce? Triple H, WrestleMania'da yaparız Money in the Bank maçını. Pay-per-view olarak kaldıralım. Fatal 4-Way'i kaldırdık. Hell in a Cell'i kaldırdık. Bu tarz hani isimli, maç isimli pay-per-view'leri, TLC'yi kaldırdık. Hani Money in the Bank'in de sonu mu sizce bu? Yani böyle davranıyorsa bana öyle geliyor çünkü. Bence değil. Okay. Çünkü konsept çok uygun. Hani şey gibi değil ya, Hell in a Cell, Evet. şimdi Money in the Bank ayrı bir şey. O ileri dönük Rumble gibi bir şey ya, böyle hani şans elde ediyorsun falan şey. O yüzden Evet. bence devam eder gibi. Ama ismi değişse mi lan, ne bileyim. Şimdi birden o geldi aklıma. Neyse, Money in the Bank güzel. Olabilir. Şu şeyi soracağım size şimdi. Yağız, bu Botch'ta sence Damien Priest'in hani kalkmadığı, hakemin sayarken son anda falan döndüğü falan. Hata kimde? Damien Priest hatalı abi ama hakem daha hatalı. Şey, evet. Prodüksiyon ekibi daha da hatalı. Evet. Yani burada aslına bakarsanız planlanan şey bizim anladığımız kadarıyla şu. Orada Falcon Arrow'dan sonra, belki pin sırasında, belki direkt Falcon Arrow yaptıktan sonra prodüksiyon Drew McIntyre'ın şarkısını çalacaktı. Evet. Orada ilk hata prodüksiyonda. Belki çaldılar, bana öyle belki gelmiyor işte. Çalmadılar. Bak bir şey çalışmadı. diyeceğim. Belki ha, olabilir. Mantıken Falcon Arrow'a pinlenebilecek bir Damien Priest yok orada şu an. Ben o Doğru. yüzden sanki Falcon Arrow'dan attıktan sonra ani gelecek bir mesela şeyle, ne bileyim, stampa gidilen pinde belki Drew'un gelmesi daha mantıklı. Çünkü Falcon Arrow'la ne alaka şimdi? Hani ama orada şöyle bir şey oldu. Bu arada Falcon Arrow'la Superplex kombosunun yıllardır finisher olmasını istiyor set taraftarları. Böyle de bir olay var. Şey. Elimizle bulaşırlar eğer böyle bir şey varsa taraftarların. Elimizle bulaştı oğlum öyle bir şey. Ne diyecektim? Tam o fail botch olduğu sırada şey oldu. Bir ışıklar karardı geldi. Ben o yüzden sanki orada şarkı çalması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Yani tamam. Orada bir güzel konu da Damien Priest'in atması gerekmiyor mu? Ha, yani şimdi oraya gelecek. Ne olursa olsun yani, aa dur saymıyorum. Evet. Baktı olmuyor, onun atması gerekiyor yani. Aynen, oraya geleceğim. Orada da şöyle bir olay var. Tamam, prodüksiyon çalmadı şarkıyı. Okey. Damien kick outlamadı. Orada belki adamın şey oldu. Adam bayıldı belki, bilemiyorum. Arsıntı falan aynen. Anlık yani, kafasını vurdu belki de kanmasa. Orada bir hafif böyle bir durumsal farkındalığını yitirdi. Olabilir, bu ring içinde, Kero da bilir, daha iyi bilir. Yani ring içinde adam maç içerisindeyken her an 1-2 saniyeliğine böyle bayılmak değil de şey, bu da bu arada pilot tabiri bildiğim kadarıyla uçaklarda kullanılıyor. Yani oradan biliyorum, ilgili olduğum için. Durumsal farkındalığının yitirme olayı var. Situational awareness diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani onu 1-2 saniyeyle yitirmiş olabilir bayılmadan. Olabilir. Öyleyse bir an ne oluyor falan, neredeyim derken hakem zaten 2'yi saymış oluyor. 3'ü saymış oluyor. Böyle bir şey varsa Damien Priest'e zaten bir şey diyemeyiz. Çünkü Falcon Arrow da hani kolay görünen set, çünkü güzel gösterdiği için kolay görünen ama sonuçta bir önemli bir hareket, ağır bir hareket. Belki de öyle bir şey olmuş olabilir. Bu yoksa da tamam, Damien Priest hatalı. Evet, gerçekten kick out yapmalıydı. Ama kick out yapmıyorsa da o zaman hakem 3'ü sayacak orada. WWE'nin evet. Direkt talimatı var. Hakemler böyle bir pozisyonda böyle saçma sapan görüntüler ortaya çıkmasın diye 2 de omzunu atmadı mı o zaman sayacaksın 3'ü. Ondan sonra biz bakarız diye bir talimat. Biliyoruz biz bunu yani, WWE hakemlerine bunu söylüyor. O yüzden tamam, Damien Priest hatalı olabilir. Belki hiç yoktur hatası. Belki olabilir. Ama hakem burada bence Damien Priest'ten daha hatalı bu durumda. Prodüksiyon ekibi de McIntyre'ın şarkısı nerede çalınacaktı onu bilmiyoruz. Sanki Falcon Arrow'dan sonra gibi geliyor bana. Öyleyse benim hata sıralamam prodüksiyon ekibi, hakem, sonra Damien Priest'tir. Bana öyle geliyor yani. Hakem 3'ü vurmalı, evet, hep vuruyorlar zaten, ben o yüzden şaşırdım da. Bir de hiç böyle, ya hiç demeyeyim de çok nadir görürüz yani, yıllar yıllar olur arasında. Bu çok amatörce bir botch çünkü yani bunu evet. Orada 3'ü sayman bu botch'u görmemizden çok daha iyi. Orada 3'ü sayarsın, ondan sonra zaten kemeri tekrar Priest'e vereceksin, o hikayede kolay iş, onu yaparsın. Ama biz bunu görmemeliydik. Orada hakem bence Damien Priest'ten daha hatalı.
Yani Damian Priest aynen. Atmasa ona yazık olurdu, kendine yazık ederdi de. Bir güreşçi olarak içgüdülerinle atman gerekiyor. Özellikle Damian Priest gibi yıllardan beri güreşiyorsan. Öyle bir sıkıntı olmaması lazım yani, kendini korumayı bileceksin. Ama evet, belki ne bileyim çok böyle sert vurunca yere gerçekten gözlerin işte siyahlaşıyor falan böyle. Yani çok spor yapınca da ya da eve koşarak gelince de olabiliyor. Ama bence de yani hakem ben en çok hakemi suçlarım herhalde. Aynen. Evet, situational awareness olarak. Ya canlı şu an tanık oldular işte insan. Ya ne olduğunu anlattık evet. Gayet güzel. Abi bu olaylar da böyleydi. Şimdi biraz Sami Zayn'e geçelim. Ben artık insanlar şey diyor, Sami Zayn hater. Sami Zayn hater dedim. Sami Zayn'in bu şekilde kullanılışını sevmiyorum ben. İşte underdog'tu bilmem neydi, işte underdog olmadığımı kanıtlıyorum diyor bir de Rada çıkıp falan böyle. Bak ben underdog değilim görüyorsunuz falan diye böyle. Yine şey işte çıkıyorum abi buraya, mücadele ediyorum, beni destekliyorsunuz, helal olsun size falan. Ben nefret ediyorum bu şekilde takılanlardan. Bunu Cena, Super Cena en kralıydı bunun. Çıkıyordu böyle işte hep seyirci arkamda bir şeyler falan böyle. Sıkıyordu bir yerden sonra. O dönemi yaşamayanlar bilmez. Şu an herkes Cena Legend'dır bilmem nedir diye geziyorlar ya mesela. O dönemi çocuklar da anlamaz. Onu da söyleyeyim. Çocuklar şeydi çünkü Cena değil. Cena'nın o dönemlerinde gayet olgun biri olarak sevmiyorduk abi. Sevilmiyordu. CM Punk Best in the World muhabbetiyle geldiği zaman dedik ki Allah kurtardı bizi bu. Evet yani, evet evet. Çok sevindik oğlum. Yani çocuklar ve kadınlar Cena'yı severdi o dönem mesela. Abi erkekler de Cena'ya haterdı yani. Adam tişörtün çıkarınca nasıl çığlıklar, kadın çığlıkları oluyordu yani. Abi biz bunu gördük. Sami Zayn de bunun gibi böyle takılıyor işte seyirciyle bir şeyler falan. Ha bu arada iki yüzlü konusuna gelmeyeyim şimdi. Yani Arap şovlarına gidip öyle işte üstüne special attire'lar giyip falan böyle entrance'lar falan yapıyor. Öteki türlü zaten seyirci, Kanada'da seyirci onu destekliyor zaten diye çıkıyor yani. Yine normal. Orada çok yap abi. Yapsana bir şey. Kanada'da çok yap. İronik bir durum var orada. Arap şovlarının başlarında Sami Zayn alınmıyordu şovlara. Yasaktı evet yani. Aynen. Bunlar hep siyaset sonradan işte. Oğlum Sami Zayn bak şimdi konuşturacak beni ya. Sami Zayn kardeşim, Sami Zayn yıllar önce bak çıktı, bunu daha önce de söyledim. Çıkıyor orada NXT'de hatırlarsınız. Kısa saçlı böyle. Burada böyle şey işareti var. İşte yok Free Palestine falan. E ne oldu şimdi? Evet. Şu an niye sesin çıkmıyor mesela? Neden? Çünkü şu an Amerika tamamen hangi siyasi durumda olduğunu çok iyi biliyor ve çünkü sesini çıkaramaz şu an. Tamam, bu da bana şey geliyor. E bakarsan mantıklı. Evet, sonuçta adam parasını kazanıyor burada. Ters bir durumda bu işine etki edebilecek bir şey olur. O zaman da şimdi kimse kusura bakmasın. Bunlar bana çok şey geliyor yani. Rahat rahat. Yani işte. Tamam işte yok, Müslümanım da bilmem ne de işte Suriye'ye ambulans şey ne o. Karaman göndereyim falan. Şey işte Akgün dostu, Ahmet Akgün dostu. Yani hayır bak adamın kullanılışından hemen... adamın kullanılışından dolayı bak neler dikkatimi çekiyor görüyor musun? Şu an aşırı negatif doldum. Sami Zayn'e çünkü Chad Gable daha ilgi çekici şeyler sunabilecekti bence Intercontinental'da. Bron Breakker çok yeni ama bu adamı siz çıktığından beri ana kadroya herkesi spear koyuyor. Böyle diyor next big thing bir nevi işliyorsunuz. Mesela yendir tamam mı? Evet mantıken evet ilk maçları Kanada'da Sami Zayn yener dedim. İçimden Bron Breakker geçiyordu ama o yüzden ısrarla tahmini Bron Breakker yazdım. Sami Zayn yenecek ama Bron Breakker yazdım. Ve bunu yaptılar. Bir kere verseniz ne olurdu mesela? Ver abi. Ver ya. Yenisi şurada Toronto'da. Yenisi. Hayat fani. Ölüm ani. Abi çok şey ya. Bir kere versen. Yani inşallah şu SummerSlam'da Dragunov da girdi. Böyle bir triple threat maç olsun bir şeyler olsun falan da Bron Breakker... İlla Dragunov kazansın. Sıkıntı yok. Sami Zayn kaybetsin. Ben şu an çok bilendim. Yağız buyur. Mutluyum. Abi biz ben Kero'dan özür dilemek istiyorum. Yani WrestleMania sonrasında WrestleMania sonrasında olması lazım değil mi? Galiba ilk show falandı. Kero şey yapmıştı. Chad Gable hikayesinde ümidimi kestim gibi bir şeyler demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet. Orada olacaktı. Bir daha asla olmaz. Ümidimi kestim demişti. Ben de şu taraftaydım. Evet olmalıydı. Ben de çok moralim bozuldu. Ama ben Gable'ın alacağını düşünüyorum. Bir sonraki pay-per-view'da alacak modundaydım ben de. Sami Zayn'e o zaman mı? John Cena falan. Öyle bir benzetme yapmıştın yani Sami Zayn'le ilgili evet. Galiba. Gunter'ı da John Cena gibi yenmişti çünkü. Ah, evet. Aynen. O gün
Gerçekten o moda girmeliymişiz. Onu fark ettim. Ben o kadar uzun süre motivasyonumu yüksek tuttum ki yani her pay-per-view'da Netflix'i bekle onun için değil mi? Chad bu pay-per-view'da alacak diyordum. Olmadı. Her seferinde Chad bu sefer alacak diyordum. Olmuyor. Yani ondan sonra Chad gitti. Chad Gable'ın şeyi momentumu falan yerle bir oldu zaten. Bu işin içine Bron Breakker girdi. Bron Breakker WrestleMania sonrası adam undestructible yani yıkılmaz, dokunulmaz bir force olarak inanılmaz bir kuvvet gücü var. Koşu gücü var. Adam saçma sapan fiziksel yeteneklere sahip ve herif bize öyle bir yansıtıldı ki yani bu herkesin üstünden Braun Strowman'ın 2016'daki Raw premierinden sonra debüsü vardı. Raw brand ayrımı yapıldıktan sonra Braun Strowman ilk şovda çıkmıştı. Local talent'ı yenmişti orada. Ondan sonra Braun Strowman her hafta local güreşçileri böyle patır patır eziyordu. Sonra Roman Reigns'le feud'a girdi. İnanılmaz momentum topladı. İnanılmaz sevildi. Roman Reigns'i birkaç maçta yendi falan böyle. O bildiğimiz bir Big Dog Roman Reigns'i yani. O Braun Strowman gibi bir hava aldım Braun Breaker'ın çıkışında. Hatta o Braun Strowman da mesela çok uzun süre diz çökmemişti. Yere düşmeyi bırak diz çökmemişti. Braun Breaker'da da öyle bir hava aldım. Yani bu adam herhalde öyle bir dominant gidecek diye. Ki birine yapacaksan bunu zaten Braun Breaker'dır yani. Birine bunu yapacaksan şu anda kadroda Braun Breaker'dır. Yani herif geldi. Ne hale geldi? Bir helvaya gitti ya. Bir helva kike gitti ya. Abi yani. Sen orada WrestleMania'dan beri 3 aydır herif hep ben konuştuğumda geliyor. Ya bu nedir ya? Harbiden lansın. Bu nedir kardeşim İzliyor ya? İzliyor mu bizi bir şekilde? Küvallar. Helva mı getirdi bakalım bize Onat? Hadi buyurun. Bunu bu sen küvarlar beni germeye bak. İstediğin. Bu küvarlar beni çok germeye başladı. Burada bir... Bilmiyorum. Neyse söylemeyelim insanlar kendisi görsün. Bu işte. Tezgah lan bu. Ne diyordun Yaz? Ya abi Braun Breakker şimdi o kadar adamın bak görünüşünü sevmeyebilirsin. Sunumunu sevmeyebilirsin ki sunumunu ben de sevmiyorum aslına bakarsanız. Yani daha güzel sunulabilir bu adam. Kıyafeti, girişim vesaire. Bu subjektif bir şey tamam. Ama adamın öyle bir koşuşu var ki, öyle bir spear'ı var ki ringde kendini öyle güzel tutuyor ki promolarda falan öyle güzel bir konuşmasını yaşıyor ki ben zamanında Braun Breaker'da özel bir şey görmüyorum gibi bir laf etmiştim bak. Ki herkes de böyle şeyleri çıkarıp tekrar hani kendi hatasını kabullenmez. Ben buradan bunu yapmış olayım. Adamı doğru düzgün izlememişim. Ben adamı izledikten sonra ne kadar yanlış olduğumu fark ettim. Ya bu adam özel bir adam gerçekten. Bakıyorsun görüyorsun. Beğenmeyebilirsin ama özel olduğunu herkes görür. Şimdi bunu gördükten sonra bizim böyle adamlara 10 yıl sonra ihtiyacımız var. 10 yıl sonra biz açacağız. İşte Roman Reigns Hall of Fame olacak falan. Seth Rollins aynı şekilde. Bu sefer ortam bunlara kalmış olacak. Belki 10 yıl çok bile uzun. 5-6 yıl sonra belki de. Ortam bunlara kalmış olacak yani. Sen bu adamı bugünden inşa etmelisin. Bugünden o seviyelere çıkarmalısın ki şu anda benim gözümde bütün momentumu gitti adamın. Yani SummerSlam'da kemeri kazandığı anda benim için zerre bir şey ifade etmeyecek ki. İşte WrestleMania'da Kero'nun düştüğü duruma ben düştüm şu anda. Yani Chad Gable orada ikinci de kemeri kazansa o beğenmeyecekti. Ben de burada Braun Breakker SummerSlam'da kazansa benim için bir şey ifade etmiyor. Sami Zayn geldi bir tane halavayla gömdü. Şimdi Raw'da ortalığı dağıttı Braun Breakker. Herkesi patakladı falan filan. Ne? Neyini beğeniyorsunuz ki? Adam maça gelince kaybetti işte. Böyle şeyler beni geriyor. Adamın orada momentum varken kullan bir kere de gerçekten. Her seferinde ikinci maçı, üçüncü maçı feud'un uzamasını beklememize gerek yok. Çıkmış patır patır alsın yoluna devam etsin. Böyle böyle bu büyük adamlar inşa oldu. Şimdi adam 10 yıl sonra en tepeye çıktığı zaman işte ilk çıktığı Intercontinental maçında Sami Zayn'e böyle kaybetmişti falan diyeceğiz yani. Ne gerek var onu da dümdüz etmişti diyebilsek keşke. SummerSlam'de ben ne bekleyeceğim ki bu adamı? Niye tekrar almasını bekliyorum?
Abi o güne bir Thronebreaker'cı ben olacağım herhalde ama Dragunov gözüküyor ve Summerslam'dan sonra 5'in Berlin olduğu için Dragunov'un alma ihtimali de var gibi geliyor bana. Buyurun. Dragunov hangi maçı almıştı onu alacak ya Allah aşkına? Bir tane maç kazandı. Berlin'e... Şey. Ama işte onu verirlerse bence Günther kaybeder Summerslam'da. 5'in Berlin'de almak için. Gibi geliyor bana, bilemedim. Neyse çok girmeyelim ona, çok karıştı kafam. Her türlü kaybedecek gibi gelir bana Günther kim olursa olsun karşısında da. Ben mutlulukla dinlerim ikinizin de söylediklerinizi. Enes abi senin Sami Zayn hakkında dediklerini çok haklısın çünkü. Ya senin de Sami Zayn ve Bron Breakker hakkında dediklerini çok beğendim. Birebir de katılıyorum. Yani ben ama Bron Breakker'ın sunumunu genel olarak beğenmiyorum. Hani yeni şarkısı güzeldi bu arada, eskisine göre daha iyi en azından. Yine böyle aşırı güzel bir şey mi ondan emin değilim de. Bron Breakker korkunç bir adam. Yani 1-2 senedir görüşüyor sadece. Ve tek yapamadı bak, onu tek eleştirebileceğim şey yumruk atamaması. Onun dışında her şeyi yapıyor. Yani ring içinde fevkalade, olması gerektiğinden aşırı ileride bir adam. Goldberg geldi diyelim. İkinci maçında böyle kaybetti. Ya da ilk paper maçında böyle kaybetti. Goldberg olur muydu? Hayır. Kim var sonra? Ryback'i bile daha güzel bildi. Lan da Ryback. Allah'ın Ryback'i. Yani çok kötü. Ki ben Sami Zayn'in de kazanacağını adım gibi biliyordum. Çünkü daha eline yüzüne bulaştırmaları Sami Zayn maçında olmadı. Onun öncesinde adam Ricochet'le kompetitif, çekişmeli geçen bir maç yaptı. Tamam, bravo dedim. Adamı tabiri caizse attınız. Bir şeyler yaparak attınız. Ondan sonra yetmedi. Haftaya Ilya Dragunov'u çok severim ben. Ona büyük iltifat ettim biliyorsunuz. Daniel Bryan'dan daha iyi falan dedim. Abarta. Ama ya Ilya Dragunov günün sonunda. Karttaki yerine bakıyorsun. Bron Breakker onda da zorlandı. Hani bitirdin, orada bitirdin benim için adamı. Burada da son noktayı koymuş oldular. Yani çok aciz bir finişti bu arada. Hani hiçbir bahane bulamıyorum ben. Şöyle bir şey yapabilirdim Bron Breakker kaybedecekse. Maçın hikayesi nedir efendim? Bron Breakker çok böyle güçlü, her şeye sahip olan işte Prodigy diyeceğimiz, geliyor bu adam diyeceğimiz bir adam. Onun verdiği kafayla falan böyle artistlik yapabilir. Sami Zayn'i mahvederdi. Kazanabilecekken ama mesela yaptı spear'ı. Şöyle seyircilere bakardı, artistlik yapardı. Sami Zayn aklını kullanırdı. Roll up olur, farklı bir yöntemle Bron Breakker'ı yenip gülümseyip dedim bak benim hani tecrübem var. Bunu yapabilirlerdi. Bin bir şey yapabilirlerdi. Hiçbirini yapmadılar. En kötüsünü yaptılar. Yani direkt Bron Breakker kaybetti. Böyle anlar hayatta bir kere olur sadece. Chad Gable'ın WrestleMania anı bir daha olmayacak. O şekilde olmayacak. Kaçtı bitti gitti. Bron Breakker'ın ilk pay-per-view maçı bu. Kaçtı bitti gitti yani. Yeni star üretmeyi bilmiyor musun abi? Abi ilk PLE maçı lan. Spike Dudley gelse bile ilk PLE maçında kazanması gerekir bu adamın. İlk PLE maçı çünkü. Yani hiç kafam almıyor. Bu şovda eğlenmediğim tek şeydi. Yani böyle John Cena çıksın, el sallasın. Kendimden geçiyordum. Aşırı eğleniyordum mesela. Randy gelsin falan, hareket yapsın. Çok güzel. Yani burada ben istekliyim, anlatabiliyor muyum? Ne yapsan eğleneceğim. Burada oturdum bekledim. Böyle maçın sonunu bilerek. Beklediğimden de daha kötü yaptılar. Yani WWE'nin bu seneki en saçma seçimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Şu işte bu Raw'da yaptıkların da normalde Vince McMahon döneminde şöyle olurdu. Maçı kaybederdi işte böyle saçma bir şekilde kaybeden adam, kazanması gerektiği halde. Sonra rakibini döverdi falan böyle hani. Kaybettim de işte rakibimi döndüm ayakta kapattım muhabbetini yaparlardı. Yok yani. Bron Breakker gözümde düşmedi. Ya Bron Breakker hakkında hiçbir sorunum yok kendisiyle de. Booking'ine güvenmiyorum artık. Bron Breakker'ı bir süreliğine çok kötü booklayacaklarını düşünüyorum. Bu yine Money in the Bank'e gidiyor. Bu kadar hızlı harcamaların sebebi demek ki Cody bu kemeri tutacak. Randy Orton'da ineceğini falan düşünüyorum ben. Hiç böyle Randy Orton bir kere bile kemer alamadan. Çok umutsuz olurdum. Bak ben 2025'e inanılmaz umutsuz bakardım da neyse ki Rock var. Neyse ki Cena var. Bunlar 2025'i bize eğlenceli kılacaklar her türlü de. Ya bu gördüğüm... Eskiler yine. Bu gördüğüm çok korkunç bir şey yani. Triple H'ten beklemediğim bir şey. Yani NXT yazan Triple H ile buradaki Triple H nedir? Farklı insanlar mı diye sorgulamaya başlıyorum. Triple H'te şöyle bir sorunsal var bence. Belli başlı favori güreşçileri var bence. Bir yerde sanki Triple H bir fan gözüyle bakıyor gibi de hissediyorum açıkçası. Ve gerçekten kendi favorisi olan güreşçiler var. Bunlardan biri çok açıkça Seth.
Bir tanesi mesela Sami Zayn. Yani Sami Zayn, ben neler oldu da demiştim bunu. Güzel bir cümle olduğunu da düşünüyorum. Sami Zayn bence Triple H'in onu gördüğü ve seyirciye göstermek istediği noktada değil. Yani evet. Sami Zayn'i şu an adam ve Triple H bence 2015 Sami Zayn gibi görüyor. Veya 2014 NXT Sami Zayn'i gibi görüyor. O Sami Zayn şu anda bence bu rolde sırıtmazdı. Ama aradan geçen bir 10 yıl var. Biz bu Sami Zayn'in Shinsuke Nakamura'nın yanında velet gibi dolaştığı zamanları hatırlıyoruz. Ve kısa bir zamanda değildi. Çok uzun bir zamandı. Biz bu Sami Zayn'in Roman'ın yanında eğilip büküldüğü zamanları hatırlıyoruz. Hikaye ne kadar güzel de olsa. Bu baskın rolden bahsediyorum. Yani adam şu anda John Cena rolünde. Sen o adamı kalkıp nasıl bir anda John Cena rolüne sokabilir? Bir de bu zamanla gelişen, değişen bir süreç de değil. WrestleMania'da tek maçta kemeri aldı, tak diye burada. Şimdi herif Chad Gable'ın o kadar güzel momentumunu yok edip attı yani. Oğlum adamı maça çıkarmadılar ya. Maça bile çıkarmadılar. Kaybetmesine bile izin vermediler. Şunu diyeceğim. 2015'te Sami Zayn, 14'te ya da işte R Revolution'da Adrian Neville'ı yenerek yine böyle underdog iken sonra böyle uzatmadılar. Direkt Kevin Owens ertesi gün mü? Aynı gün ağzını etti. Diğer pay-per-view'de aldı kemeri. Sami Zayn'in underdog olarak kaldı mesela. Oradaki Sami Zayn yani yine booking çok farklı bak. Benim kafam karıştı yani. Triple H ne içiyorsun oğlum? Kevin Owens mesela orada ilk başta kaybetse Kevin Owens. Bir dahaki pay-per-view için insanların neden ümidi olsun ki Kevin Owens'da? Evet. Yani direkt alması lazım. Kevin Owens geldi ana kadroda ilk maçında John Cena'yı yendi. Elimination Chamber 2015 diye hatırlıyorum. Kevin Owens NXT şampiyonuydu. Hı-hı. John Cena US şampiyonuydu. Herif geldi tak diye yendi Cena'yı. Şimdi Triple H'in booking'inde şöyle sorunlar var. Biraz yine detaya giriyoruz ama ya Triple H NXT kafasıyla bukluyor ana kadroyu. Bu net. Bunun evet. Pozitifleri çok var ki bunları görüyoruz zaten. Yani güzel bir show olduğunda bunun pozitifleri açık açık ortada zaten. Ama şöyle negatifleri de var. Şimdi NXT'de yapılan şey şu idi. Black and Gold NXT'de. İnsanlar, güreşçiler böyle belli başlı güreşçiler oluyordu zaten seçilmiş. Şirkete girişlerinden belli. Mesela EC3'nin bir girişi var şirkete. Arkasında çok aşırı bir hype yoktu ama bir anda onu işte hangi takeover'sa ekranda gördük. Altında EC3 yazıyor. Sıradaki NXT şampiyonu diyebiliyorsun. Bu nadir örneklerden biri. EC3'de işe yaramadı ama mesela Adam Cole'un gelişi böyle. Bu böyle çıkacak. Adam Cole'un gelişi evet. Böyle mesela debüsü. İnanılmaz. Drew McIntyre'a saldırmışlardı. Anders Bilder'e falan filan. Yani belli başlı adamları seçiyor. Onlara belli başlı süreçler veriyor. İşte 2 ay, 3 ay. Bazıları Adam Cole en uzun NXT şampiyonuydu bir ara. Bazıları çok daha uzun süre. Ana kemeri tutuyor bu adamlar. Şirketin en tepesine çıkıyorlar. Sonra sırası geliyor. Onları yenileriyle değiştiriyor. Bunun NXT'deki sebebi şuydu. NXT'de bu adamlar isim yapıp ana kadroya çıkıyordu. Yani NXT Booking'inin asıl patladığı nokta burası. Evet, NXT Black and Gold benim hayatımda izlediğim en güzel şovları bulunduruyor. 2016-19 arası NXT. Gerçekten çok büyük bir hayrandım. Ama asıl sorun şuydu. Hala ve hala orası de altyapıydı. Ana kadroyu çıkarmak içindi güreşçileri. Ana kadroyu çıkarıyordum. Vince McMahon ağızlarına ediyordu güreşçilerin. Ya ben bu NXT'yi niye izlenip de bu kadar heyecanlanmışım diyordum. Ama takeover'dan sonra her seferinde ben çok mutlu ayrılıyordum. Orası ayrı. İşte bu çok büyük bir sorun sana. Şimdi NXT kafasıyla sen şovları yazıyorsun. Ana kadroda şu anda. Şovlar hakikaten bıcır bıcır. Cıvıl cıvıl. Çok güzel şovlar oluyor. Ama geri dönüp baktığında şu anda mesela Cody Rhodes Roman Reigns'den sonra WrestleMania'ya kadar gidecek mi diye konuşuyoruz. Bu bir suç unsuru olmalı ya. Nasıl sen WrestleMania'ya kadar bir yıllık bir saltanat yazarsın alver yapmadan? Hani tamam Cody yine WrestleMania şampiyon çıksın da arada bir ayda kemeri başkası tutmuş olsun. Hala Cody Rhodes'un kemeri şu anda Bloodline hikayesinde kullanılıyor. Cody Rhodes'un kemeri değil o. Bloodline'a hizmet eden bir unsur sadece. Cody Rhodes da şu anda sıradan bir şampiyon. Roman'ı devirmiş gibi bir şampiyon değil ki Cody Rhodes şu anda. İşte aynen. Bu NXT Booking'in kafasından dolayı. Yani şu anda Cody Rhodes sıradan bir süreç dolayısıyla şampiyon aslına bakarsanız. Ben Cody Rhodes'un John Cena, Roman Reigns devamında gelen bir isim olduğunu düşünmüyorum aslına bakarsanız. Cody Rhodes geçecek. Örneğin 3 yıl sonra bu aynı pozisyonda Braun Breaker olacak. Ondan 1 yıl sonra Ilya Dragunov olacak. Hatta öncesinde Gunther olacak bir süre. Bunlar alanı kaplayacaklar.
Ama NXT booking'i bunu gerektiriyor. Gunter iniyor, yerine başkası geçiyor. İşte Samoa Joe iki defa NXT kemerini tutmuştu. Sıradan böyle ara ara olabiliyorlar. Anomaliler çıkıyor yani, iki defa ana şampiyon olan falan. Yani siz şu anda Roman Reigns'in kalkıp gelip bir gün Universal kemeri tekrar almasını beklerseniz, o kadar uzun bir saltanat yapmasını beklerseniz çok büyük bir hataya düşmüş olursunuz. İkinci defa düşünün demek istiyorum. Triple H'in NXT booking kafasında böyle bir imkan yok çünkü. O yüzden bazı sorunsallar var. Detaylı analizini yapmak istiyorum bu durumun. Umarım ileride başımıza dert açmaz. Çünkü biraz sıkıntılı durumlar içerebilir böyle giderse. Ben işte 2026'yı merakla bekliyorum. Özellikle Rock falan da biraz dolu olursa o sene. Sine gitti zaten. O yine arada sırada görünür de. İstifa edeceğim diyor. Şey, emekli olacağım diyor. O yalan. Triple H bir tek başına kalacak mı bakalım? Hani her şey Triple H'e bakan bir durumda. Bence çok fiyasko şeyler görebiliriz. O zaman şuna geçeyim. Yine bir saat yaptık yani. Rahat'tan bahsettim. Bloodline, Cody Rhodes, Kevin Owens, Randy Orton. Size bir Raw main eventi dışında bir şey verdi mi bu main event? Yani bana göre bir haftalık show main eventi gibi. Cody Rhodes'un planlaması çok, hani bu en önemli şey buradaki. Jacob Fatu'nun katkısıyla baya baya açtı Jacob Fatu o yolu. Solo Sikoa al buyur dedi. Solo Sikoa da bitirdi yani. Çok hani çok kısa bir yorum yapacağım. SummerSlam'da hayırlı olsun. Solo Sikoa Cody Rhodes maçımız. Orada hani bir şey olursa artık Jimmy mi oluyor? Yani Roman falan değil bence. Roman ben Rumble'dan önce çok hani bilemiyorum. Mümkün gibi görmüyor gibiyim. Çünkü Netflix'te ya Cena dedi ben Netflix'e gelecek günden itibaren burada olacağım dedi bir süre. Son Rumble'ım, son Chamber'ım, son WrestleMania'm. Ama basın toplantısında şey dedi. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. İnsanlar John Cena emekli oldu falan. John Cena emekli falan olmadı. John Cena ya bir buçuk sene daha görünecek buralarda yani. Kendi dediğine göre. 2025'te return duyurdu aslında emekli. Hani return duyurdu aynen yani. Herkes baktı şeyde ya. Instagram'da falan paylaşımlar Johnson emekli oldu bir şey. Emekli olmadı. Johnson emekli olacağı zamanı açıkladı. Ve bu da 2025'in son aralığa kadar bir süreç dedi. Ve bayağı da gözükecek bu arada. Belli ki bir dönem full time takılacak yani. Bu güzel bir şey. Ben doğru mu bilmiyorum da 30 40 hatta 50 evet. Kere görünmek istiyorum falan diye. Yuh yani kardeşim o kadar da görünme. Allah. Bilmiyorum da bu Allah Allah. Bir bitmedi ya. Kadar görünme demişken. Geriliyorum ben de. Yine kör. Artık şey. Bu adam şey geldiğinde geriliyorum artık. Dikkat dikkat dikkat. Bu ne ya? Çok komik, çok komik bir fotoğraf yani izle. Allah. Yani çok büyük bir şey olacakmış gibi bir de triplere giriyorum. Bu işin sonundan bir şey çıkmaz ben size söyleyeyim. Bu yine böyle boş boş hype yapıp öyle insanları gaza getir. Şova gelsene kardeşim bunu yapacağını. Bu nedir ya oralardan? Dediğim. Evet Yağız ne düşünüyorsun? Cody'nin pinlenmesi. Ha pardon. Orada sonrasında dönelim. Sırf Cody pinlenecek diye şovun main eventine koydukları için yazıklar olsun demek istiyorum. Cash'in olayı ne kadar kötü olursa olsun onun main event olması lazımdı. Bu kadar basit. Aynen. Ben Jacob Fatu'yu odak noktası yaptım bu maçta ve beğenmedim. İndi güreşçisi gibi görüşüyor. Promolarını da görmedik. Öyle öyle bu arada evet. Peki yani. Normal değil mi sence? Yani Benefit'e daha sonuçta daha ilk maçı ana kadroda. Evet. Biraz ısınması gerekmez mi? Aynı fikirdeyim. Yani bakacağız göreceğiz. Öyle diyeyim ben sana. Yani ben, ama daha büyük şeyler bekliyordum ondan. Solo'yu böyle gölgesini alması falan. Şu an öyle bir beklentim yok mesela. Böyle bir şey olamaz ki zaten şu an. Solo'nun Head of the Table adam adam ya dalga. Adam direkt Head of the Table yani. Ya onu yaptırmazlar yani. Yaptırmazlar. Aynen. Yo ben ama hikaye olarak yaptırmasalar bile o kadar iyi yani performans verecek ki bana öyle vaat çünkü kendisi böyle videoları falan var işte garip rap şarkılarıyla hareket market yapıyor. Burada kendisini ilk defa tam maçını izlemiş oldum. Ha dedim tamam bu adam okey yani şu an yerine uyuyor. Bakalım gelecekte de ben açıkçası main event olarak görmüyorum bu adamı. Yani öyle bir görüntüsü olduğunu düşünmüyorum. Zaten. Ben de fikirdeyim sen de. Ama şey çok tatlı bir ileriye dönük böyle Umaga vari hareketlerle bir midcard şampiyonu falan olabilir. Aynen. Keyifli şeyler sunabileceğini düşünüyorum ama öyle bir main event artı bir falan beklemiyorum. Ben
açıkça söyleyeyim. Sola Sikoa da bence hiç main event ana şampiyon hamuru kumaşı olan biri değil yani. Şu an hikayede o mantıklı olduğu için hadi bu benim yerime geçecek veliahtım diye Roman bahsedip gittiği için zamanda. Oradan dolayı yani yola çıktılar. Araya bir Tiffy sıkıştırayım mı? Tiffany kazandı. Money in the Bank. En doğru adaydı bence. En gelecek vaat edene ve açıkça söyleyeyim bana göre şovun en iyi maçıydı. Erkekler maçından da daha iyiydi. Chelsea Green'i ayakta alkışlıyorum. Gerçekten çok başarılı. Ya ben çok beğeniyorum Chelsea Green'i her yönden. Hem güzel bir hanımefendi hem rolünü çok iyi yapıyor. İleride bir kemerle de taçlanırsa çok sevinirim yani aslında. 200 olmalı. Ben ona hem aynısını diyorum hem de gıcık oldum. Kadının arkasına geçtim. Hadi kazan falan. Ondan sonra Artrud vari hareketler. Çok üzüldüm. Keşke yapmasaydı. Tiffy'ye ne diyorsun peki Kero? Tiffy zaten Allah'ın lütfu yani o olacaktı öyle diyeyim. Nasıl gerekiyordu? Aynen. Hazır bekliyor zaten SummerSlam'da Nia Jax Bayley maçı. Ha şimdi gelelim asıl oraya. Eğer Tiffy SummerSlam'de cash'in yapacaksa yazıklar olsun. Buradan da açık açık baştan söyleyeyim. Yani bu kadın bu çantayı en azından 100 gün taşıması bu da başka bir suç unsuru olur. Ben şu anda hayal edebiliyorum onun çantayla beraber gezmesinin ekrana ne kadar yakışacağını. Ve bunu görelim biraz ya. Kadınlar son yıllarda kaç defa aynı şovda cash'in oldu zaten. Doğru düzgün Carmella dışında çantayı taşıyan yok ki. Carmella ki bence en iyi Money in the Bank taşıyanıdır kadınlarda. Tiffy bence onu geçebilecek potansiyelde. Eğer uzun süre çantayı taşırsa. Bir de şu da var. Yani çantanın olayı sadece kemer kazanmak da değildi eskiden. Yani çantayla da biraz vakit geçirmek vardı. Mr. Money in the Bank'in de bir şeyi vardı. Ne denir ona? Force'u vardı yani. Onun onu da unuttuk. Cash'in olayı sadece öne çıkmaya başladı. Çantayı aldım, kemeri aldım. Bütün olay ona döndü. Ona da gerek yok ki. Mesela hiç şey yapmıyorlar. Fake atmaya gelmiyorlar son zamanlarda. Böyle gel Austin yapacak bir şey yapıp. Demi Priest aslında yapmıştı onu. Kaç kere görünmüştü falan ya böyle. Ama sırf Demi Priest olduğu için kendisine negatif yorum yapıyoruz. Abi şurada Drew McIntyre tam cash'in yapacakken Punk cash'in öncesi gelip cash'ini engellese de en azından çanta gitmese ne olurdu ya? Bunu da mı yapmadılar yani? En azından böyle bir şey olsaydı. Ya o hikaye çok başarılı. Yani ben hadi oraya bağlayalım. Sonra Cena ile konuşalım Money in the Bank özelinde. Raw'da Drew McIntyre zaten yasaklandı. Bayağı şey yaptı. Ceza aldı yani. Ama unutmayın Money in the Bank'te arkada gitti şeyi bastı. Bu şeylerin masasını işte yorumcu masası şey var diye yorum diyorlar falan. Bastı orayı. Adam adını unuttum. Wade Barrett'ın falan olduğu masa. Bastı abi. Yani bastı orayı ve şey dedi. Ailenin yani nerede yaşadığını biliyorum ben diye böyle bayağı öfkeli şekilde şey. Ve bir ev basma segmentinin geleceği çok açık ama ne olur ne olur ne olur. Gidip böyle saçma sapan Logan'ın ki evini basan LA Knight gibi falan basma değil zaten öyle şeyler görmeyelim. 2009 Triple H gibi böyle yani o şekilde. Randy Orton'un mesela şey vardı Bray Wyatt'la feud'unda o yakması falan. Böyle güzel bu tarz şeyler görelim ve gördüyseniz de Raw'da çok fazla bu sen bir evde takıl ya falan filan muhabbeti döndü. Arka alanda şeyle Adam Pearce içerisinde bu yaşanacak yani. Bu benim hayalim bu feud'ta. Bunu görmem lazım. Bir de deri ceketle giderse ki daha önceden de kaç kere giydi o tarz şeyler Drew McIntyre daha da tatlı olur ya. Keyifli de olur bu arada. Triple H baştayken yazsın böyle bir segment yani. Kendisi kralını yaptı bunu çünkü. Şimdi ufak kral takılsın o şekilde. Yani ne diyordum? Nereden çıktı bu konu ya? Yağız tam bir şey demişti oradan burayı. Cash'in olmasaydı da fake olsaydı demiştim. Feud yine de çok iyi bence. Hani normal şartlarda böyle bir şey olmasa bayılacağımız bir şey yani abi bu. İşte çantanın bu şekilde heba olması falan. Ama işte çantanın gitmesi için ben bir yıl daha Money in the Bank beklemek bana zulüm geliyor yani. Öyle. Artı bir. İşte olay o abi yani Money in the Bank'in force'unu görseydik 2 ay. Adam çantayla dolaşsaydı yani bu kadar zor olmamalı ki. Bütün olay kemer değildi mi? Acele ne evet acele ne yani. Geçen şey yaptık biz yayında. Ufufu quiz'i ve tier list yaptık. Money in the Bank kazananlar ve cash'inleri. Set ikisinde de aldı bende. çünkü şey hani Miz mesela. Muhteşem bir Mr. Money in the Bank'ti ya. Evet. Yani işte bu işte yazın dediği tam olarak bu yani. Bu adam taşıdı. Onunla mesela Miz'e herkes şey diyordu. Bu adam kim ya falan diye. O dönem
direkt bizzat izleyen biri olarak Miz çok küçümseniyordu. Ve onun o şekilde gelmesi, Randy Orton'a cash'in yapması, WrestleMania main event'e çıkması, orada da yenmesi Cena'yı Rock sayesinde çok büyük olaylardı. İşte bunlar yok yani. Ben uzun zamandır Money in the Bank'te böyle bir şey geri döndüğümden beri, içerik üretmeye başladığımdan beri şu 4 yıldır görmedim yani. Yani Bobby Lashley mesela çok akıllıca bir şey yapmışlardı. Gitti Bobby Lashley işte şeyi dövdü. Hadi cash'in yaptırdılar bize. Ondan sonra bir sonraki şovda geri aldı, haftalık şovda falan. Evet. Şey, geri aldı ile bir nevi aslında Miz'i kullandı yani. Bu tarz bir şey ya, onun da bir hikayesi vardı yani. Zekiceydi ya, kesinlikle. Cena 2025'te Netflix'le beraber geliyorum dedi. Son Rumble'ım, son Chamber'ım, son WrestleMania'm mücadele şey maça çıkacağım dedi ama. Ya bu bende şey 17'ye göz kırpıyor gibi geliyor bana. Bunu istiyor gibi geliyor ve Randy Orton'un da özellikle bu bir röportajını dinlemiştim geçenlerde. WrestleMania, Dream maçın nedir WrestleMania'da dediklerinde John Cena ile birebir bir kemer maçına ben hiç çıkmadım şimdiye kadar. O benim rüya maçım dedi. Yani bunu verirlerse eğer bu şey olur. Hani muhteşem bir maç izlemeyiz belki ama bu Stone Cold Rock'tır bu. Ya bu muazzam bir şey olur ya. Ben bunu izlemeyi çok isterim. Hele hele burada bir kemerli olaya falan gidilirse ki ben hiç zannetmiyorum. Cody WWE şampiyonu iken. Welterweight'i de bilmiyorum John Cena'yla yaparlar mı öyle bir şey de. Aslına bakarsan Netflix Amerika'da sadece Raw yayınlayacak. Hani Welterweight'te Raw'da. Orada belki bir şey yaparlar mı bilmiyorum da. Bir 17'sini ya açık söyleyeceğim. Triple H Show'dan sonra, Money in the Bank'ten sonra GOAT diye paylaşım yaptı şeyle. John Cena'yı paylaştı GOAT diye. Sen bu adamı, siz bu adamı GOAT diyorsanız o 17'yi verirsiniz abi. Adam da full time takılacaksa o rekor kırılsın. Alsın yani, kaybetsin biraz sonra ama alsın, o sembolik o 17 olsun yani. Cena'nın emeklilik değil de geri dönüşünü duyurduğu diyelim şeyle ilgili ne hissettin? Yaz. Ben geri döndüğünü duyduğum için, onu daha çok göreceğimiz için sevindim. Yani açıkçası emekli olduğu için üzüldüm gibi bir durum yok. Duygusal hissettiğim gibi bir durum yok. Çünkü adam zaten fiilen emekliydi. Gelip bir Evet. maça çıkıp Aynen öyle. bir mücadeleye girmesi gibi veya bir şampiyonluk beklentisine girmesi gibi bir durum zaten yoktu. Güreşçi bu konuma geldiği zaman da zaten fiilen emekli olmuştur. Bu demektir ki Sina'yı biz bir sene adam akıllı full time'a yakın bir şekilde göreceğiz. Yani bundan daha güzel bir haber olamaz Sina özelinde. O yüzden ben açıkçası sevindim. En azından kariyerimi şöyle güzel noktalayayım diyor Sina. Tabii inşallah beklenmedik bir sakatlık olur Aynen. olmaz da işte Ağustos'ta falan bitmez bu iş. Yani adam gibi senenin sonuna kadar izleriz umarım. Ben de Can, sevindim canlı ve canlı gördün. evet çok güzeldi. Gecenin kesinlikle en güzel anıydı. Açıkçası doğru olduğunu da düşünüyorum çünkü Sina yani arada geliyordu işte böyle bembeyaz yani bronzlaşmamış bile büyük ihtimalle çünkü film çekimleri falan var. Eskisi gibi kaslı değil. Saçları gitmiş arkadan. Ring içinde de zaten hep en iyisi diyeceğimiz bir insan değildi kesinlikle John Cena. Ama şimdi sürekli de güreşmediği için daha da zorlanıyordu. Ben dolayısıyla gelip bir yıl boyunca böyle sürekli olarak gelmesini aşırı doğru buluyorum. Çünkü işte bu yine vücuduna daha dikkat edecektir. Görüntüsüne, sunumuna, ondan sonra maçlarına sürekli yaptığı için daha güzel performanslar ortaya koyacaktır. Ve yine sürekli antrenman yapıp sürekli maça falan çıkarsa ve yani aktif bir şekilde kalırsa en azından fiziksel olarak ben sakatlanma durumunun tabii ki de mümkün olduğunu düşünüyorum ama çok daha aza indireceğini de düşünüyorum yani bu süreçte. Eğer dediğim gibi fiziksel olarak aktif kalırsa ki öyle olacak gibi gözüküyor yani yalan söylemediyse bize 40-50 demişti hadi 40 yapsın 30 yapsın 30 hafta nedir yani yeterli olur sine için sakatlıktan ben o yüzden çok tırsmıyorum şimdilik. Ama belli de olmaz. Adam çok yaşlandı artık gerçekten de. Öyle bir şey olmadığı sürece çok güzel hikayeler anlatacağını düşünüyorum. Çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Eğer aklı varsa Triple H'ın artık şu Legend'ları düzgün buklar. Kaybetmesinler. Genç yeteneği kaybetmesin. Kaybedecekse son maçında, sondan bir önceki maçında falan kaybetsin. Bir tane genç adama hani şey meşale verecekse versin. Sıkıntı değil. Ama ben senin ayakta kapatmasında sıkıntı görmüyorum. Yani işte 17. kez şampiyon olmasında da sıkıntı görmüyorum. Triple H'in aklı varsa Yağız Şen çok güzel bir yorum yaptı. Cody Rhodes'un da bir şampiyonluğu şu an bir aksesuar Bloodline için. O olmasa da aralarında bir düşmanlık var artık.
bir şekilde Sine'yi oraya sokup Cody'den kemeri aldırsan mesela, sonra Randy ile Sine'yi eşleştirsen, zaten hani Randy ile Cody de kapışıyorken orada Sine ile belki yüz yüze gelirler. Ben şeyi çok isterim. İkisi de 16'ya gelecek yani Sine kemeri alamayacak bir süreliğine. Randy alabilir belki. Bilmiyorum. 16-16 olsunlar. Sonucu belli olsa bile Sine ile Randy 16-16 kazanan işte greatest of all time oluyor. Muhabbeti yapabilirler. 17. alıyor. Muhabbeti yapabilirler. Çok da güzel olur. WWE ya da işte bir kemer maçına çıkmadıklarını duyduğumda çok şaşırdım ben. Çünkü 90 tane maçları var bu adamların. Bir tanesi olmuştur diye düşünmüştüm de. Hayır, beni şaşırtan başka bir şey daha var. O kadar maç yapmalarına rağmen çok hatırlanır maçları da yok yani. Bazı anlar hatırlıyorum. Mesela Hell in a Cell maçlarını falan hatırlıyorum. Veya John Cena EA yapacakken Randy'nin RKO çevirmesini falan hatırlıyorum da harbiden böyle hatırlanabilir bir maçlar olduğunu düşünmüyorum. Hatta gına gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum ben onun dönemleri. Yeter artık bu ikili maç yapmasın falan diyorduk da şimdi tabii bakış açımız çok değişti. Bence özel bir maç yapılmalı yani öyle. Cena'ya da şu ana kadar yaptıkları muameleyi yaparlarsa, Randy'ye yaptıkları muameleyi yaparlarsa, Ece mesela, AEW'ye gitmeden önce o da pek bir şey yapmıyordu mesela. Onu yaparlarsa son senesinde Triple H'in kel kafasına tükürürüm. Bir Iron Man maçları vardı. Bragging Rights 2009 olması lazım. Pay-per-view de çok iyi. 6-5 bitmişti diye hatırlıyorum. Hmm. O mesela o zamanki duruma göre böyle çok sıradan olmayan bir şey olduğu için bugün bile aklımda kalmış ki açıp kim bilir o zamandan bu zamana kaç defa izlemişimdir. Bir ya da iki belki. Ama aklımda kalmış yani o zamanki hissiyatla. Böyle farklı şeyler yapıldığında güzel oluyordu. Şimdi nerede evet. Iron Man maçı? Şimdi Iron Man maçı yapsalar bir yarım saatlik maç olur. 0-0 biter. Ondan sonra Sudden Death'te heel adam kazanır. Ki roll bu up'la. Da Extreme Rules roll up'la. Extreme Rules 2019 zaten. Hmm. Orada da 5-4 mi ne bitmişti? 4'ü 4-3 mü? 5-4. Cena Randy'de de benim direkt aklıma şey geliyor ya. I Quit maç geliyor direkt. Cena'nın böyle artık o zincirle beraber çektirmesi falan. I quit, I quit. Şey, Randy'nin. I quit, I quit. Evet. Bir de o şey hangi maçtı? Zırt pıtır Randy keyleri pinleyip gidiyordu. Sonra tekrar geliyordu falan. Bir maç vardı öyle yine. Ben hatırlayamadım. SummerSlam'dı galiba. 2009. Randy hakeme vuruyordu. Diskalifiye oluyordu. Kemeri taşıyordu ya. Sonra geri geliyordu. Güzeldi ya. Güzel şeyler vardı aslında ya. Bu arada onların 2008'de de bayağı var yani. 2007'de evet. Var yani maçları. Raw'a geçelim. Mami geri döndü. Rhea Ripley. Hikaye zaten Liv Morgan aşırı yakınlaşmaya başlamıştı artık Dominik'le gerçekten. Ve bu sefer Dominik de hani işte o kasları burada işte bacağı bir gevşetiyor şey yapıyor falan böyle bir şuradan kaktırıyor bir şeyler. Aa, aslında iyiymiş ya fena değil falan deyip. En son artık ilk defa babasını yendi bu arada. Rhea'yı hiç yenememişti Dominik. Liv Morgan sayesinde babasını yendi. Ve ondan sonra aşırı bir yakınlaşma oluyordu. Dominik de karşılık veriyor gibiydi Liv Morgan'a. Birazcık kafa gidiyor gibi derken this is my brutality. Mami geldi. Geldiği gibi Liv kaçtı. Ringe girildi. Orada bir yüzleşme oldu. Bitti zaten şov. Rhea Ripley'nin geri dönüşü mutluluk verici bir şeydi. Ben böyle SummerSlam'da falan bekliyordum doğru söylemek gerekirse. Ama abi artık içerik de üreten biri olduğum için çok fazla Twitter'da falan geziyorum ve çok haber vardı yani. Dönecek Rhea Ripley, dönecek falan. Ve zaten şovda canlı izliyor olsaydım gece. Demi Priest sürekli telefonla konuşuyor. Dur ya bir şey olacak ama dur hadi bende kalsın falan filan. Bu kadar gerizekalı şey bir şey evet. Olamazdı yani. Rhea Ripley geri döndü yaz. Bu arada Dominik'le Rey Mysterio'nun feud'unu da canlı tutuyorlardı. O da benim çok hoşuma gidiyor. Böyle arada evet. Adamlar baba oğul takılıyorlar yani. Bize de tatlı bir feud izletiyorlar. Arada bir ara hikaye olarak. Triple H'i burada da payını vermek istiyorum. Ara hikayeleri veya bağlantılı evet. Hikayeleri adam çok güzel yazıyor. Yani Vince McMahon döneminde bu asla olmayan bir şeydi son 10 yılda. Böyle mesela atıyorum CM Punk'la Drew McIntyre ringde. Ama sallıyorum Gunter çıkıyor falan ortadan veya Jey Uso çıkıyor hiç alakası yokken falan. Veya alakaları var ama çok uzaktan alakaları var. Bir şekilde o hikayeleri bağlıyor birbirine Raw için veya Pay-Per-View'da bir şey yapacaksa. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Bağlantılı hikayeler. Triple H'i burada takdir etmeyi çok istiyorum. Bunun yanı sıra Rhea Ripley'nin dönüşü bence... Yani çok vasatın da altında oldu. Dönüş kısmı çok güzel. Eyvallah.
O sürpriz güzel, seyircilerin reaksiyonu falan tamam da. Kadın Dominic'le yüz yüze gelmiş, çat USA yayını kesiyor. Evet. Bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir iş ya? Geldi kadın, sadece yüzünü gösterdi. Bir çift laf edemedi, bir şey diyemedi. Liv zaten kaçtı oradan. Yani kadın geldi, Dominic'le bakıştı sadece. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Sonrasında gördük tabii de. Show sırasında Dominic'le bakışmaya gelmiş. Ringin ortasında Dominic'e böyle bakmaya gelmiş kadın. O yüzden return yapmış yani. Hikaye çerçevesinde. Çok daha güzel, sürpriz yapılabilirdi bu ya. Niye bunu yapmadılar? Niye öylesine geri döndü? Anlayamadım ki beklenen de bir geri dönüştü yani. Kısa süre geçmesine rağmen insanlar ne zaman Rhea geri dönecek diye bayağı bekliyordu. Çok kaçırılan bir fırsat olduğunu düşünüyorum yani. Olay sonrası geri dönen Rhea Ripley. Kerof buyur. Çok doğru. Çok. Yani sizden bunu beklemiyordum. Yine bu programın parçası olmaktan mutlu olduğum bir an oldu. Yaz, katılıyorum sana. Bence de çok kupkuru bir dönüştü. Ben çoğu insanın pozitif baktığını düşünüyordum buna. Yani build-up'ını çok belli ettiler. Harbiden Rhea Ripley geri geliyor bakın main event'te. İzleyin o yüzden. Kapatmayın. Biliyoruz main event çok zayıf bir maç falan tadında sinyalleri veriyordu Damien Priest. Yani abi, bana en büyük sıkıntı şu geliyor. Bir kere 3 saatiniz vardı. Hani nasıl sığdıramadınız Rhea Ripley'nin hadi lan oradan deyip arkaya gitme, yürüdüğünü hani çekmeyi. Bunu sığdırın bir zahmet. Dediğim gibi yeterince vaktiniz var. Ama... Ve bu kaçıncı ya, ilk de değil yani. Koskoca Raw'da zamanı yetiştiremiyorlar. Kaçıncı defa. Yani Nikki Cross bir dakika erken gelsin. Ne diyeyim? Allah Allah. Sister Abigail bir dakika erken gelsin Sister Abigail. Yani sonrası benim içimi ışıklayan şey de çok belli abi. Dominic'in durumu zaten çok belli. Ortada bir şeyler olmuş. Hadi Dominic tam olarak belki çizgiyi geçmedi de. Hani o böyle aşırı belli bir çizgi geçmedi de. Geri kalanlar bütün çizgileri geçti. Gösterdi yani nerede durduğunu. Şey olarak işte merhametiyle loyalty neydi? Sadıklık olarak. Belli. Adamın işi gücü belli yani. Rhea Ripley gelip sadece bakınca mesela o da bana doğru gelmedi. Her şey belli burada. Mahkemenin sonuçlanması gerekiyordu. Ne bileyim, Rhea Ripley'nin daha şey böyle daha sert bir tepkisini görmeyi beklerdim. Burada Rhea Ripley aptal gözüktü yani. Dominic ne oluyor diye konuşmaya mı geldi? Gerçekten bilmiyor musun ne olduğunu? Bu kadar mı naifsin? O yüzden Ripley gördüğüme çok mutlu oldum. Yani kadının hala bu şey çok güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Eğleneceğimizi de düşünüyorum da. Ya senin yorumun ne tam 12'den vurdu diye düşünüyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Yani CM Punk'ın dönüşüne kıyaslamıştım mesela. Bana sövmüşlerdi ama CM Punk'ın dönüşü de öyle. Adam döndü, merhaba ben buradayım dedi. Rhea Ripley de böyle. Merhaba ben geldim dedi yani. Haftaya bakalım çok ne olacak, göreceğiz. Evet. Göreceğiz. Raw'da bir şeyden daha bahsedip artık bunu kapatalım. CM Punk'la Seth Rollins'in çok güzel bir segmenti vardı. 15-20 dakika falan sürdü galiba. Seth Rollins gerçekten çok başarılıydı segmentte. Çok takdir ettim. Sen zaten video yayınladın galiba değil mi onunla ilgili? Yazın. Evet. Kapağını gördüm, izleyemedim. Dedim bu anları izlemem lazım benim videoda. Ya gerçekten şey hissettiriyor. Ben segmenti izledikten sonra dedim ki bir şekilde zaten açık açık söyledi. Ben sana geleceğim dedi yani Seth Rollins. Sen şu durumda işlerini falan bir şey yap. Ve ummadığım bir anda işte bak tepeni inerim falan çekti. Sanki bana şey gibi geliyor. Drew'la CM Punk'ın feud'u tam böyle şey olacakken Seth Rollins, CM Punk direkt WrestleMania'ya evrilecek bir feud. Hatta bak evet, bu kemerle bile olabilir gibi geliyor bana. Hissettirdi bana onu. Ve Seth Rollins ne olursa olsun süperstar. Ben bunu WWE'nin söylediğim aslında süperstar, güreşçi olarak değildi. Gerçekten süperstar, rockstar yani. Yes, buyur. Abi bir tane arkadaşın yorum vardı çok güzel. İzninizle iki saniye onu bulmak istiyorum. Talha Öztürk'ün yorumu. Punk setle kapışırken sanki ekstra frenliyor gibi promolarında çok alttan alıyor. Böyle olması pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun diye sormuş. Ben de gerçekten bunu içten içe hissediyorum. Yani hiç dillendirmedim ama gerçekten böyle bir hissiyatım vardı benim. Punk'la Seth
aynı ringde olduğu zaman sanki Punk kendini 3. vitesten 4'e 5'e özellikle çıkarmıyormuş gibi bir hava var. Şey, bu benim hissiyatım ama herhalde siz de öyle hissediyorsunuz. Hı-hı. Neden olabilir acaba? Böyle düşündüğüm zaman bir sebep arıyorum. Bana şöyle bir şey geliyor. Şimdi Seth promoda dedi ki, ben dedi senin zaten üstündeyim dedi. Ya ben seni normalde takmam dedi. Ama sen benim işime burnumu soktuğun için ben seni şu anda kale alıyorum dedi. Punk da orada ben senin üstündeyim deyince şöyle bir baktı. Yani böyle onaylar gibi oldu yani. Çünkü Punk ayrılalı 10 yıl olmuş. 2014'ten 24'e tam bu 10 yılda da Seth Rollins'in biz prime'ını görmüşüz. Hatta herif 2 defa 3 defa falan zirveye çıkmış, sonra düşmüş tekrar. Burada Punk içten içe düşünüyor olabilir. Bu adam WrestleMania main event yaptı. Bu adamın 6 tane dünya şampiyonluğu var benim gibi. Yani bu adamın seviyesi benden çok da düşük değil diyor olabilir. O yüzden büyük ihtimalle aralarındaki o beef'i de, o sıkıntılı durumu da oturup konuşup çözmüşlerdi diye düşünüyorum. Öyle şu anda birbirlerinden çok nefret ettiklerini düşünmüyorum açıkçası. Arka alanda, çünkü beraber çalışmaya başladıkça Punk nereden çıktı? Punk ne ya? Seth çok birlikte çalışılabilir bir adam. çok fazla böyle alttan alabilen bir adam. Ne kadar sinirli olursa olsun. Bunu kaç defa örneğini gördük. Matt Riddle'dan başlarsam ya. Bir sürü Cody Rhodes'u bile sayarız. O yüzden Seth'le Punk anlaşabilecek bir ikili yani. Burada Punk bence Seth'e saygı gösteriyor olabilir içten içe. O yüzden kendini biraz frenliyor olabilir gibi hissediyorum. Ama gaza da basmasını istiyorum yani. O 4. 5. vitesi çıksın bir yerde de. Ki gelecektir o nokta büyük ihtimalle. Seth şu anda WrestleMania. O zaman olacak. O dönem inşallah, o dönem ben o dönemde zaten o ikisini görmek istiyorum. Hı-hı. İnşallah SummerSlam'de harcamazlar bu maçı. Ki biri de heel olsun. Özellikle Seth mesela heel olmalı bence o feud'da. İkisi faceken nasıl olur çok emin değilim bir WrestleMania feud'unda. Bir yerde Seth artık bunu çıldırtacak ve bu da gaza basacak. Benim isteğim bu. Bir şey diyecektim ama unuttum. Aklıma gelirse söyleyeyim. CM Punk kışkırtma videosu. Abi Seth, CM Punk olsa bile ben SummerSlam'de endişe duymuyorum. Çünkü Drew McIntyre öyle kolay kolay gitmez. Yani o olacak, o olayı bozar. Bad Blood'da Hell in a Cell'de yapacağız diyorlar yani. Resmi olmayan bir şekilde yine. Drew McIntyre, CM Punk orada biter. CM Punk üste ayrılır diye düşünüyorum o adama. Yani kemer verirler birazcığına diyeceğim de hiç belli olmuyor işte Triple H'in bu uzun süren saltanat sevdasından dolayı. Bunu diyecektim, çok affedersin. Kapıştıralım mı? Ya, hadi. Çok iyi. Kapıştıralım mı? Bu hepsini yener. Hayda. Hadi buyur. Bir triple threat de güzel olur vardı bu içerisinde. Çok güzel olur vardı. Mikrofon da kendini çok iyi gösterdi. Bunu diyecektim. Onu demeyi unuttum. Promo da harikaydı. Çok rahattı. Çok doğal konuştu. Ve promoda da üstün çıktı. Ve hatta daha önceki yüzleşmelerinde de galiba sanki Seth üstün çıkmıştı gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam promoda. Yani promoda üstün çıkmak derken sanki müziği çalan, segment sonunda müziği çalan oydu gibi hatırlıyorum. O yüzden iki defa böyle olduysa burada bir keramet var demektir. Seth'i de tebrik etmiş olalım yani. Ya bunu ben, o zaten sevindim. Punk kazanır zaten feud'u. Onda bir şüphe yok bence. Bunu söylemen güzel oldu. Ya bence Punk ikisini de yükseltiyor. Drew McIntyre'da Seth'i de yükseltiyor. Çünkü o yenecek yani günün sonunda. Ezip yendiğinde bir anlam olmuyor Punk için. Yani bir şey kazanmış olmuyor. Yani dolayısıyla normal güreşte kaliteli güreş görüyoruz. Çoğu yeni yeteneksiz güreşçilerden göremediğimiz, yetenekli olsalar bile Triple H'in izin vermediği, booking'in şartlarının izin vermediği sebeplerden dolayı göremediğimiz bir şey görüyoruz. Seth Rollins, ben burada beğendim kendisi. Zaten hala eleştirilerimiz var ona karşı da. En büyük eleştirim hep gülmesi, böyle falan yapması, onu nefret ediyordum. Ciddiyetini takınınca Rock'a karşı falan bile laf attığında böyle hoşuma gitmişti, beğenmiştim. Yani Seth Rollins'e ben hiçbir şekilde Rock seviyesinde, Cena seviyesinde, Punk seviyesinde diyemem mikrofonda da. Yine de onlar elit desek Seth Rollins high falan yükseklerde olur yani böyle. Bir altlarında olur diye düşünüyorum. Bence kendini gayet güzel merabını anlatabiliyor. Özellikle ciddi olduğunda. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Seth Rollins bir konuya ciddi bir cevap verdiğinde hani bir irkiliyorsun, bir şey oluyorsun yani.
öyle bir karizması var. Bunu da bence promolarını olduğunca geçirmeye devam etmeli diye düşünüyorum. Ben de çok beğendim. Başlangıç segmenti zaten yani Raw'ın şeydi, highlight'ıydı. Rhea Ripley dönene kadar tabii ki. Hiçbir şey onun üstüne geçmemiş. Zaten Rhea Ripley'nin dönüşü de bence daha eleştirilebilir olduğu için bu segmenta bence altında kalır benim görüşümde. Bir de Enes abi kadar sevmiyorum ben Rhea Ripley'i. Her ne kadar çok sevsem de en iyi kadın güreşçilerden biri, hatta belki en iyisi olabilir. Ben de bu feud'u ağzımın suları aka aka izliyorum şu an. Yani ama evet, Seth Rollins'e CM Punk'ı şey yapacaklar işte. WrestleMania'ya kadar uzatacaklarını düşünüyorum. Zaten Triple H uzatmayı seviyor biliyorsunuz. Evet, o zaman sorulara geçelim mi? Bu arada şunun özrünü dileyim. Yani şimdi her hafta işte soru posta açıyoruz. İnsanlar oraya sorularını atıyorlar. Ancak bugün öyle yoğun bir gün geçirdim ki ben. Hatta mesela Yağız da bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Yağız gün içinde söylemişti bana. Geç de olsa birkaç saat kala açmıştık. Bu sefer Yağız da yoğun. Ben de yoğun, böyle hiç aklıma gelmedi bile yani son böyle bir buçuk saat kala falan çekime. O yüzden dedik ki önceki hafta cevaplandırmadığımız bazı sorulara. Umarım hani cevaplandırmadıklarımızı seçmişimdir yani. Bakarız bakalım ya. Şimdi. Unutmuş olabilir miyim? Burak Alperen Şen demiş ki WWE'ye bir maç türü döndürme şansınız olsaydı hangi maç türü? Biz bunu cevapladık mı? Sanki böyle bir şey hatırlıyorum ama. Yok. Buna benzer bir soru cevapladık. Bir maç türünü döndüreceksiniz. Hangisini döndüreceksiniz? Ben Money in the Bank'i döndürürüm kardeşim. Düzgün Money in the Bank. WrestleMania Money in the Bank. Ya sende var mı? Ben de Inferno'yu geri döndüreyim. Inferno güzeldi. Ama tabii onun içine girecek adamlar lazım. Şu anda da pek yok. Ben ne olabilir? Ben de ne bileyim. Bak şimdi Iron Man maç mesela bu devirde gitmez. Bir saat boynca kimse maç izlemez. İzlemez abi. Evet. Devir... O yüzden hani son yaptık. Maçları yarım saat yaptılar. Yok yani harbiden Inferno diyecektim ben de. Başka ne bileyim. Eline seli döndürsünler. Yapmıyorlar bayağı. Doğru. Yani. Doğru, güzel. Ya döndürsünler. Ben Iron Man derim. Açık ara Iron Man derim hatta. Iron Man... Ben gimmickli maçları çok sevmiyorum abi. Yani belli masadan düşeceğim falan işte. Ama kazanmaya oynamıyorsun ki. Çoğu güreşi doğru yapamıyor zaten. Yani gimmickli maçları. Yani Undertaker güreşecek olsa Hell in a Cell'de hadi. Ama Iron Man isterim ben herhalde. Onun şey güzel oluyor böyle. Son dakikada 5-5 yapabilecek mi 5-6 yapabilecek mi falan, o çok hoşuma gidiyor. Ama tabii onu da doğru yapabilecekler mi acaba? Şey izlesem bir kere... Bir kere mesela şey izlesen, bir saat boyunca Iron Man maçı izleyeceksin ama domine edecek bir maç. Böyle Brock Lesnar 1'i, böyle şey 10'a 0 falan bitiyor. Ne yaparsın böyle? Yazarlarsa son dakika değil bu arada. Hani şey olur. Yani, maçın daha 5. dakikasında 1 oluyor. 7'de 2 oluyor falan. Çok zor oluyor. NXT'de bir tane Fatal 4-Way Iron Man maçı vardı. Adam Cole'la Johnny Gargano birer puan almıştı. Maçta 2 kişi daha vardı Fatal 4-Way. 1-1 0-0 bitmişti. Vacant NXT kemeri için. Sonra öbür hafta Adam Cole'la Johnny Gargano tekrar teke tek yapmışlardı. Three Stages of Hell maçı falandı galiba o ne maçta. Ne güzel ya. Yani, bak abi, o çok güzel bir seçim. Three Stages of Hell. Şey, Triple H bookladığında bookluyor zaten adam. Yapıyor. Yani. Ama Vince McMahon Iron Man maçı yazdığında işte en son Extreme Rules 2019 açın bakın. Rezalet ötesi bir rezalet. Ama benzerinde bugün Triple H yapsa bu Iron Man maçı ne güzelmiş ya falan deriz. Ana kadrodaki şeyi görebilsek. Mesela Extreme Rules maçı, adam gibi TLC maçı. TLC maçını unuttuk biz. Evet. Böyle bir şey görmüyoruz yani yıllardır. Doğru. TLC'de geri dönüşün. Orhan ama pay-per-view olmalarına gerek yok bunların ya. Adam yok, gibi işte güreşçiler desinler ya ben seni TLC'de yenmek istiyorum, aynen, ağzına etmek istiyorum diye. Bunu feud'ları sokabilirler. Pek yapmıyorlar bunu. Backlash'te TLC maçı izledim mesela. Tabii canım. Ne mis gibi yani. Orhan Yüksel sormuş. Güreşçi olsanız WrestleMania main eventinde kiminle ne tür bir maçta güreşmek isterdiniz? Maç türünü söyledik üçümüzde. WrestleMania main eventinde. Ben Undertaker'la direkt Hell in a Cell ya. Ya da yok lan, direkt Undertaker'la ben tabut başı istiyorum. Casket başı. Direkt. Sıkıntı yok yani. İçinde yatarım. Yapacak bir şey yok başka. Yenemezsin zaten. Bugün onun videolarını izledim de Undertaker gibi bakmış eski casket maçlarına. Hepsi de Big Man bu arada. Yokozuna, Big Show, evet. Mike Henry falan. O yüzden geleneğe iyi gider. Sizde ne var?
Ben CM Punk'la Three Stages of Hell maçı diyeyim. Hadi onu söyledik. CM Punk'ta bir tane WrestleMania main event'i görsün. Seth Rollins diyeceksin sandım ya. Nasıl bir fansın kardeşim sen? Ya onun var zaten main event. Ben arkadaşlar John Cena'nın final WrestleMania maçını yapardım. Birebir maç. Anlatabiliyorum. Gimmie'ye gerek yok. Hikaye anlatacağız biz. Güzel. Keyifli. Mücahit sormuş ki Undertaker'ın serisini birisi kıracak ve size sordular kim kırsın isterdiniz? Şu ana kadar hiç maç yapmadığı birisi de olabilir diyor zaten. Hiç maç yapmadığı birisi kırsaydı. O bence daha güzel bir soru oldu şu an. Zor oldu ya. Kim kırsaydı dersen Brock Lesnar kırmadı. Head of the Table Roman'ın kırması bence çok büyük etki yaratırdı. Yani o çok güzel olurdu. Bu bayağı iyi olurdu yani. Çok da güzel olurdu bence. Yani bunu Head of the Table'ı gördükten sonra diyebiliyoruz. Ama mesela 2021'in başında buna bir cevabımız büyük ihtimalle olmazdı bu kafayla. Ben asla kırılmasın tarafındayım hala. Keşke kırılmasaydı tarafın. Sonra da kırılacak diyor ama kırılacak. İlla kırılacak diyorsa o zaman bir seçim yapmamız gerekiyorsa tabii ki Head of the Table çok mantıklı bir seçim. Bence John Cena kırsaymış. John Cena ile maç yaptı gerçi. Ya o şey ekstrası hani sorunun şeyi. Ekstrası. Cody Rhodes ya. Yok abi Lezal. Hayır ama. Setle yapmadı bu arada. Set diyeyim. Evet. Ben bizimkini 3 kere yendi. Garip. 3 kere yendi bayağı. Onu en çok yendi Triple H. Doğru. Damien Priest'e bir işe yarar mıydı? Kırdığını varsayalım. Vay. Çok iyi olurdu bence. Biseksüel işte. Bence biseksüel era. Mesela bu zamana kadar devam etseydi Netflix'te. Bayağı güzel olurdu yani biseksüel Undertaker'a karşı. Genel çok etkili olurdu bu dönemde bence. Yani sağlam kazık diyeceğimiz güreşçiler olurdu. Gunter mesela. Çok Bram Breaker. Düzgün yazsam Bram Breaker. İşte Brock Lesnar'la aynı etkiyi yaratabilirdi mesela. Ama çok da güreşçi yok onlar dışında yani. Kırılmasa da olur bence de. Ya kırılmasın diyelim devam edelim o zaman. Kaan Karakaya sormuş ki şimdiye kadar beraber çektiğiniz yayınlarda, videolarda unutamadığınız direkt aklınıza gelen bir an var. İlk aklıma geleni söyleyeyim mi? Şu an bak okurken aklıma geldi. Kero'yla yeni tanıştık. Royal Rumble 2021 simülasyonda konuk oldum ben. Shotzi gelmişti. Ben o zaman daha Shotzi'yi ilk defa görüyorum. Ve arada custom güreşçiler falan denk geliyordu. Shotzi'yi custom zannetmiştim ben. Yeşil saçlı falan böyle. Bayağı baktım Kero yorumluyor o Shotzi falan diye. Ulan dedim acaba adamın hani böyle Universe modunda falan kendi yaptığı karakter de oradan mı biliyor falan diye. Ve ben yayın bittikten sonra Shotzi gerçek bir karakter, gerçek bir güreşçiymiş diye fark ettim. İlk aklıma geldi ya. Sizde ne var böyle unutamadınız? İlk aklınıza gelen lan. Benim direkt beraber yazdım. Çektim. Ağzının sürüşmesi. Yani kameranın falan düşmesi. Yani yazın teknik sorunları geliyor aklıma. Direkt onlar. Sen de soru yok Kurken abi. Gelenek devam ediyor işte. Teknik aksaklıktan dolayı bununla beraber bütün programa çıktım yani. Gerçekten. Ne güzel. Yani. Ya senin ne var unutamadın. Ben de beraber yapmadık ama Kero Wrestling Studio'yu unutamıyorum. Gerçekten çok tatlı bir şeydi. kaç 99. bölüm müydü galiba öyle bir şey. 100. bölüm, 100. Ha 100. bölüm pardon. Harikaydı. Gerçekten çok tatlıydı. Onu unutamıyorum yani. O zamanlar ben gerçekten Pro Wrestling Studio'nun 100. bölümü geçeceğini düşünmüyordum ama. Şunu söyleyeyim. Onat'la aklıma geldi 2011 yılında Amerika'dan dönmüşüm. İlk çektiğimiz beraber program işte. O galiba Daily Motion'da var. İsteyenler açabilirler. Benim gençliğim, saçlar uzun falan böyle. Onat'ın çocukluğu, küçüklüğü yani iyice. Var. Onun şeyini çekmiştik biz. Teaser'ını çekmiştik, yayınlamıştık. Ben böyle maske açıyordum falan orada. O da var galiba. Bulmuşlar insanlar atıyorlardı çünkü birkaç yıl önce. Ben bayağı maskeyle çıkıyorum falan böyle. Çünkü bir süre ben gerçekten içerik yapmamıştım. Güzel olmuştu böyle. Return gibi bir şey olmuştu böyle orada da. Tak diye maskeyi falan çıkarmıştım. Tatlıydı. Keyifli bir şeydi. O geldi şimdi aklıma. Son soruya geçelim o zaman.
Mete Yılmaz sormuş. Herhangi bir WWE brandinin başında olsanız ilk draft edeceğiniz güreşçi kim olurdu Kero? İlk draftın. Draft. Ama şey böyle The herkes işte onu diyecektim işte böyle part time değil. Herkesi Rock. şu an kadrodaki full düşün. Yani full time güreşecekler. Şu Seth anki kadro. Şu anki kadro. Rollins. Evet. Wow. Evet. Tatlı. Yağız. Çok saçma bir cevap olacak ama. Hadi Ben şey demek istiyorum. Kadının adını unuttum ya. Lanet olsun. bakalım. Bir tane Oğlum. NXT'de bir tane kadın var sarışın. Şey. Elektra Lopez. NXT'de Allah'ım. onu Raw draft Neden? etmek istiyorum. O Ram'da değil Tatlı. mi? Ha şey. Bak ben bu soruyu direkt şey olarak aldım. Draft var ya böyle hani fantasy draft gibi. İlk böyle alacaksın tak diye koyacaksın yani. Şey böyle sanki işte My Jam oynamış gibi. Ben mesela direkt Roman'la falan başlarım yani böyle bir durumda. Abi onlar çok klasik cevaplar. Doğru tamam sen haklısın da yani ne bileyim ben Roman böyle. part-timer bir kere. Roman olmaz. Full time düşün. Full time düşündüğünde en O çok sana zaman işler verecek değişir. Chelsea Green mesela. Yani. Rhea Ripley de Yani alabilirsin. orada Kadında direkt evet. Rhea Ripley alırım bu arada. O konuda. Şimdi ben mesela Adam Pearce'ın Nick Aldis'in yerinde olsam Maxim Dupri benim şovumda olsun, benim yakınımda geçsin isterim doğal olarak. Onu draft etmek isterim. Böyle şeyler niye düşünmüyorlar? Orada Maxim Dupri falan Birinci. demişken aklıma şey geldi. Raw'da gördünüz mü? Arka alanda kadınlar konuşurken Chad Gable baya baya şeylerle beraber creed'lerle takılıyor. Galiba geliyor World's Greatest Tag Team esintisi bir stable gibi hissettim ama bakalım White'lar rahat bırakacak mı yani? White Sikleri rahat Acaba mesela Chad Gable'a saldırmaktaki onu da merak etmiyor değilim. Chad Ben Gable'a onu... etmiyorum White Six artık ya. Çok sıktılar. Bir şey yapsınlar Evet artık doğru. yani. Bir şey anlamlı bir şey yapın. Ne oluyor ya? Gelme artık. Gelme yeter. Eyvallah. Teşekkürler. Okey Sadece oğlum bana belki mı diyor? dinleyenler vardır. Enzo iyi akşamlar güzel adamsın seviyorsun. Kero merhaba canım güzel vlogdu. Ah, sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Allah. Altun. 3 Allah. nokta. Senin için üzgünüm. Merak ettim. Şey kodu. Kare kodu. Dedikodu mu? Lan. Wow. Korkunç bir Korkunç bir hikaye iş. duymak ister misiniz? Bu kim İsteriz. oğlum? Bu yaza benzemiyor. Nasıl benziyor oğlum? Adam ölümden dönmüş. Şaka Oo! mı Kaç mı? bu? Şşş. Oğlum Chad Gable Ne bu? derken Yağız'a sal çalmaya Ne başladı o zaman. yapıyorsun sen? Adam gibi çık şuraya. Ne bu? Saçma sapan şeyler. Bir tüm şey çevirmiş kaçtı. Run. Yaz Ya arkana gel çık dikkat et. şuraya adam gibi ya. Ne bu? Yanına bir Gelmiş tenis oradan raketi al. video atıyor, QR kod atıyor. Adam sen karşına çıkarsın kardeşim. Koyduğu fotoğrafa bak ya. Bu ne ya? Oğlum adam Yağız şu an Yağız değil mi lan acaba? Ne Yağız'ı ölmüş bileyim. gördük. Yağız ölmüş gördük az önce. Onat cesedin içine girmiş. Gerçi suç. Ya bırak abi bu saçma sapan şeyleri koymuş ya. Oğlum ben çıkıp ona Ölüm bu arada. dövecek sandım. Şu anda öyle bir şey olmadı neyse ki. Yapamaz Bakalım. zaten ayrı mesele de. Bakalım haftaya ne olacak da ben biraz yazdım. Gerilmeye başladım bu arada yani. Başına bir şey Haftaya falan gelmesin bu iki çocuk. kişi kalacağız. Sinir bozuyor Haftaya. durduk yere. Gerçekten. Lüzumsuz lüzumsuz şeyler yani. Ne bileyim. Kapatalım mı? Kapatalım Tat gitsin kaçtı ya. Bu yani. Son dakika nedir? geldi böyle. Yok saçma sapan fotoğraf falan paylaşıyor. Buradan kan akıyor adam. Yazık ya. Hadi. Saçma sapan işte. Haftaya gel bölüme. Haftaya gel. Çık göster yüzünü bize. Adam sen gelirsin. O kadar. Adam sen gelirsin. Yine part time'a Ben dönmeye kapıyorum. başladı zaten. Uzaktan oradan bir şeyler yapıyor. Hadi görüşürüz ya. Kendinize iyi bakın ya. Hadi bay bay. Bay.